Evet, açılışta ve reklamların öncesinde belirttiğimiz gibi efendim evrenin ve insanın yaratılışını konuşacağız bu gece. Adem'le Havva'dan mı geldik yoksa evrimle mi var olduk ve evrendeki bu hassas denge bizi Allah'a nasıl ulaştırır? İşte bu sorulara temel olarak 3 soruya yanıt arayacağız. Konuklarımız yine aynı her zaman olduğu gibi Caner Taslaman ve Emre Dorman şu anda bizlerle stüdyomuza. Hoş geldiniz efendim ülkede bu geceye bir kez daha. Şimdi sizinle başlayalım hocam. İki programdır aslında yine bu konuları konuşuyoruz da yine evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığını söylediniz. Çok hassas bir denge olduğunu söylediniz evrende. Bazı noktalar vardı ki onlar eksik kaldılar. Evrendeki yine hassas dengelere ilişkin sizden daha geniş bilgi alalım ve evrendeki bu mükemmel tasarım bizi Allah'a ulaştırır mı? Evet. Geçen sefer ki programda hassas ayarları matematiksel olarak nasıl ifade edebileceğimiz gibi bir konuyu anlattık. Bir de mesela daha geniş bir yani bir matematiksel olmayan bir tasarımla ilgili argüman nasıl olabilir? Mesela ona da kısaca değinelim. Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz kimseye. Evrenin başlangıcındaki Big Bang'i düşünsek çok sıcak ve çok yoğun bir ortam var. Yani formsuz bir enerjinin olduğu bir dönem var. Daha sonra bakarsak, gözümüzü açarsak şu anda milyonlarca tip canlı türü var. Kuşlarıyla, balıklarıyla dünya çok zengin. Diğer taraftan bir sürü renkler var. Onun dışında insanların bu maddeden yaptığı teknolojik üretimler var, müzik var. Ve çok renkli bir dünya var. Şimdi şu anda var olan bütün bu tablonun aslında başlangıçta potansiyel olarak var olmasından da bence ciddi bir tasarım argümanı çıkar. Bir şeyin potansiyel olarak bir şeye sahip olması şu demek. Diyelim tahta var. Siz tahtadan ne yapabilirsiniz odundan? Mesela kağıt yapılabiliyordur. Siz ondan kağıt yapabilirsiniz tahtadan. Veyahut da kapı yapılabiliyordur. Kapı yapabilirsiniz. Masa yapılabilirsiniz. Bir şeyden ancak potansiyelin ne el veriyorsa onu yapabilirsiniz. Eğer ki tahtadan bir bilgisayar yapılamıyorsa ne kadar mahir olursanız olun hiçbir şekilde bilgisayar yapamayacaksınızdır. Çünkü her şey ancak potansiyel olarak mümkün olmasıyla diğer şeyden dönüşerek var olabilir. Aynı şekilde o zaman bugünkü bütün bu varlık potansiyel olarak o Big Bang'in başlangıcında vardı. O yasalarda vardı. Siz o yasalardan biraz bir şey eksiltirseniz daha sonraki süreç çöktüğü gibi bugünkü bu canlıların da var olması çöküyor. Mesela kelebek diye bir şey olmaz o süreçten bir şey eksiltirseniz. O yasalardan, evrenin sahip olduğu yasalardan eksiltirseniz bir anda kuşlar olmaz. Veyahut da müzik dinliyoruz. İster klasik müzik olsun, ister rock olsun, metal olsun, hangi tip müzik olursa olsun. Evrenin başlangıcında o da potansiyel olarak mevcuttu. Bizim ve diğer canlılar için, yaşamamız için özel olarak mı tasarlandı? Tabii onu söylemek istiyorum. Bir, buradan tabii demin geçen hafta anlattığım delil, matematiksel bir delil birçok kimse olmuş gibi. Bu daha çok böyle bir sanatçının yaklaşımıyla bir yaklaşan, bir ön sezileriyle yaklaşan bir insanın yapacağı yaklaşım. Ben diyor ki gözümüzü kapatıp bir an o formsuz bir enerjiyi düşünelim. Orada başlangıçta potansiyel olarak bütün bu şu anda sahip olan renklik var. Mesela niye müzik diye bir şey olsun potansiyel olarak başlangıçta? Niye bu kadar büyük zenginlik olsun? Bu kadar farklı renkler olsun? Niye bu kadar çok canlı türü olsun? Veya uzaydaki bu kadar yıldızlardaki ve diğer yerlerdeki böyle bir ihtişamı baştan potansiyel olarak taşısın? Ha, bana göre evrenin başlangıcındaki potansiyel olarak var olan bütün bu varlığın olması da aslında bir tasarım için değil. Çünkü iki tip bir açıklamamız ya kendi kendine bu potansiyel olarak bu potansiyele sahipti veyahut da ona bilinçli şekilde kudreti, ilmi yüksek bir güç verdi. Ha, bence sonradan bu kadar çeşitliliği çıkartacak maharetli olması o başlangıçtaki potansiyelin de bir tasarım delili. Bana göre teizm yani Tanrı inancı başlangıçta bunların bilinçle verilmesi, rastgele bu potansiyelin olmaması da ciddi bir delil. Diğer taraftan bir tasarım delili de şöyle sunulabilir. Bu evvelki tasarım deliliği hakkında bir iki şey daha diyeyim. Mesela diyor ki ben birisi bir çay içerken koyuyor orada Sezen Aksu'nun şarkısını dinlerken diğer taraftan da bir manzaraya bakarken düşünsün. Eğer ki bu ilk söylediğim delil hakkında. Bu acaba potansiyel olarak bütün bunların başlangıçta tesadüfen var olmuş olması mümkün mü? Ne oluyor da bunlar potansiyel olarak başlangıçta vardı? Bu gözle evrene bakarsanız aslında sadece kelebeğin, denizin, yıldızların değil, insanların ürünlerinin de Allah'ın bir yaratması olduğunu görürsünüz bir şekilde. Niye? Çünkü her ne kadar bilim adamları ve sanatçılar var olan müzik parçalarını, var olan sanat eserlerini, teknolojik ürünlerini, cep telefonlarını, bilgisayarları keşfediyorlarsa da
Başlangıçta potansiyel olarak onlar evrende olmasaydı, potansiyel olarak evren onların yaratılmasını mümkün kılmasaydı, ne kimse bilgisayarı bulabilirdi, ne herhangi bir şarkıcı, sanatçı o şarkı sözlerini yazabilirdi. Ne Bach olabilirdi, ne Sezen Aksu olabilirdi, ne de işte Van Gogh olabilirdi. Bu gözle baktığı zaman evrene insanlar bence hem bir tasarım delilini göreceklerdir, diğer taraftan baktıkları her şeyde, insanların ürünlerinde de aynı zamanda Allah'ın varlığının delillerini göreceklerdir. Her gördükleri şeyde aslında Allah bunu başlangıçta potansiyel olarak oraya koymuştur ki bu var, hı hı, diyerek göreceklerdir. O zaman bu kulakla eğer bir müzik dinlerseniz bence bu şarkıdan alacağınız haz da bambaşka olacaktır. Çok bir uhrevi bir kulakla o müziği dinlemek de mümkün olacaktır. Şimdi bu bence bir tasarım delilinin bir türü. Bütün evrene Allah'ın sanat olarak bakmayı mümkün kılan bir delil. Diğer taraftan şöyle birçok kimsenin görmezden geldiği şeyler var. Şurada bir nokta var. Şurada belli bir yasa uygun. Elektromanyetik kuvvet veya diğer birçok kuvvet burada geçerli. Şuradan başka bir nokta alıyoruz. Evrenin o noktasında da o geçerli. Aynı yasalar geçerli. Bambaşka bir noktasını alalım evrenin. Tamamen aynı yasalar geçerli. O evrenin her alanına yayılmış, yüz milyarlarca galakside yüz milyarlarca yıldız var. Hepsinde bir atom aldığınızda o atomda aynı kurallar geçerli. O zaman şu, bilimin bize bu yasaları söylüyor ama cevap verilmeyen sorulardan biri şu: ne oluyor da bu kadar evrenin farklı noktası hep aynı yasalar altındadır? Oxfordlu filozof Richard Swinburne diyor ki, siz bir arkeolojik kazıda eğer ki paralar bulsanız ve o paraların hepsinin üstünde aynı amblem olsa, o zaman bir ortak açıklama ararsınız. Ortak bir açıklama sayesinde ancak o kadar farklı parada aynı amblemlerin olmasını, aynı Tuğra'nın işte aynı şeyin olmasını anlayabilirsiniz. Aynı elden çıkmış. Evrenin de bu kadar farklı atomunda, bu kadar farklı köşesinde hep aynı yasaların geçerli olması da bir açıklamaya muhtaç. Hı hı. Ve teizm, yani evrenin arkasında bilinçli tek bir tanrının olması buna mantıklı bir izah getiriyor. Ve bilimin bize sunduğu aslında nedir? Evrende böyle bir tablonun olduğu. Yani evren her yerinde geçerli yasalar oldu. Ama siz buna felsefi bir bakışla gittiğinizde bu bilimin sunduğu bize tablonun daha derin bir açıklaması olması gerektiği neticesine de varacaksınızdır. Ve elimizdeki alternatifleri bir ateist yaklaşım, yani bilinçsiz olarak ve kendi kendine süreçlerle bütün bunların bilinçli bir şekilde oluşturulduğu alternatifler olduğunu düşünürsek, hı-hı, felsefe tarihine baktığımızda ikisi ciddi alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Hı-hı. Ha, Tanrı tarafından o zaman bu evrenin yasal olmasını, bir yasa koyucuya bu yasaların bizi götüreceği de aslında ciddi bir delil bence. Hı-hı. Fakat biz çoğumuz bunlara alışık olduğumuz için yasaları, nasıl olsa yasalar vardır diye, evrene nasıl olsa matematik uyuyordur diye baktığımız için, hı-hı, bunların arkasında daha derin bir sebep olabileceğine ilgili açıklamaya çoğu zaman gitmiyoruz. Yani nasıl olsa biz bunu görüyoruzsa sanki bunun bir açıklama ihtiyacı yoktur zannediyoruz. Ya bu zaten hep böyle ola geliyor. Ha, böyle yani geliyordur diyoruz. Oysa bunun üzerine ciddi bir düşünme, tefekkür etme, ki Kur'an da bizi sürekli bu evren üzere tefekküre yöneltir, bunların o derin sebeplerine bizi götürecektir. Bu ne kadar bu sebeplerde derinleşirsek ancak evrenin arkasında ilmi yüksek, kudreti yüksek, her şeye şekil veren bir gücün olmasıyla bunları anlayabileceğimiz açıklamasının bütün alternatif açıklamalardan çok daha başarılı olduğunu, hı hı, ve bu tablonun da bize Allah'ın varlığı için objektif bir delil mahiyetinde olduğunu gösterecektir. Şimdi bu tablo bizi mutlaka bir yaratıcıya götürüyor, evet, diyorsunuz. Mesela her yerde işte farklı, aynı dengeler söz konusu. Aynı işte fizik kuralları geçerli. İşte hassas bir denge var, mükemmel bir yaratılış var. Yani hiç mi kendi kendine, kendi başına olma ihtimali yok? Çok mu zayıf? Zorlayacak olursak. Tabii ki bana göre zayıftan öte imkansız diye nitelendireceğiz. O da tabii geçen hafta ve bu hafta anlattıklarım biraz gösteriyor. Çünkü mesela potansiyel olmasıyla ilgili bakalım. O zaman siz bütün bu müzik parçalarının bu kadar büyük bir çeşitliği tesadüfen o maddede şekilsiz, akılsız, ileride insanların geleceğini, bu kadar çeşitli ortaya çıkma ihtimali bilmeyen bir maddede tesadüfen o potansiyelin olduğunu söylemek zorundasınız. Bu bana göre bilinçli bir şekilde oraya konmasından çok daha kötü bir açıklama. Diğer taraftan hatırlarsanız geçen hafta hassas ayarlarda bunu bir matematiksel versiyonunu da verdik. Ne dedik? O kadar küçük bir hassas ayarlar var ki, hı hı, onlarda tek bir noktası dışında ufacık başka bir noktaya kaysa oradaki değerler, şu anda biz var olmayacağız. Hatta biz değil, evrende herhangi bir canlının ortaya köşesinde çıkmasına izin verecek koşulların da oluşamayacağı bir yapıya geçeceğiz. Ve bunun olasılığı o kadar düşük ki, şöyle bir örnek vereyim.
demin dediğin gibi yüz milyarlarca, dikkat edin, galaksi var evrende ve bunlarda yüz milyarlarca yıldız var ve onlarda da her daha da fazla gezegen var. Bu kadar büyük bir evrenin çok küçük bir köşesindeyiz. Fakat buradan dikkat edin, elimizde bir tabanca olsa ve bütün bu evrenin herhangi rastgele bir yerini bir atomun içine hedef tahtası olarak seçin, o yeri, o atomu hedef tahtası yapın desek. Şuradan dünyadan ateş eden birinin, diyelim kurşun istediği yere kadar gidiyor, rastgele ateş eden birinin, ben istersem o atomu evrenin neresinde olursa olsun vururum diyen, dikkat edin bu kadar büyük evrende, tek bir atışta o atomu vursa, bunu tesadüfen vermemiz mümkün mü? Değil. Niye? Çünkü böyle bir amaçla eşleşmiş olan şeylerin arkasında ve de çok düşük olasılıklar varsa bilinç olduğunu görürüz. Ha, evrendeki hassas ayarlar bu demin söylediğim olasılıktan da daha düşük. Yani o atomu vurma olasılığımızdan da, evrenin herhangi bir köşesine saklanmış atom vurma vurulması olasılığından da çok çok daha düşük hassas ayarlar var. Ha, bu şekildeki bir seçilmişliği tesadüfle açıklamamız mümkün değil. Bunu tesadüfe veren insan, mesela şu andaki bu oda, buradaki kamera, bu masa falan hepsi aslında burada bir şimşek çakmıştır. Bütün atomlar havaya zıplamıştır ve bu masa olmuştur. Hatta siz de burada atomların üstüne zıplamasından düştükten sonra burada olmuşsunuzdur şeklinde bir açıklamayı olasılık olarak vardır. Çünkü siz de atomlardan oluşuyorsunuz, masa da atomlardan oluşuyor. Ama bu açıklamayı hiç kimse mantıklı bir açıklama olarak kabul etmez. Niye? Çünkü bu olasılık olarak o kadar düşük bir şeydir ki tamamen rahatça reddedilebilecek bir ihtimaldir. Ve mantıklı bir insanın yapacağı şey böyle bir şeyi kabul etmemektir. Aynı şey demin dediğim hassas ayarlarda da geçerli. Orada o kadar düşük olasılıklar var ki ve amaca seçilmiş şeyde bunların bilinçli şekilde oluşturulduğu izana karşı diğer alternatif imkansız denecek kadar yoktur. Onu kabul eden insan dünyada hiçbir şeyi kabul edemez. O kadar büyük bir şüphenin içine girer. O kadar düşük bir olasılığı mümkün gören kimse. Hı hı. Tesadüfen evet. Olmasını mümkün gören kimse. O zaman Emre Dorman, sizinle devam edelim. Kur'an evrendeki bu mükemmel tasarımı nasıl anlatıyor ve böyle mucizevi ifadeler var mı? Örnek verebileceğiniz. Şimdi tabii Caner Hoca'nın yaptığı açıklama kısa bir ilave yapayım. Ateizm biliyorsunuz 19. yüzyılda popüler hale geliyor. Ve 19. yüzyılda belki işte bu yaşamın da evrenin de tesadüfen ortaya çıkmış olabileceği kendi içine makul bir açıklama olarak kabul edilebilirdi. Hı hı. Neden? Çünkü gerek biyolojiyle ilgili gerek fizikle ilgili bilimsel bilgilerimiz aslında çok sınırlıydı. Ama günümüzde gerçekten bunun iddia edilmesi imkansız derecesinde. Neden derseniz çok basit bir örnek vermeye çalışalım. Bakın canlı bir hücreyle cansız bir madde arasındaki fark uçsuz bucaksız bir uçurum gibidir. Yani bu, hatta şöyle bir şey esas alalım. Diyelim ki bir kar tanesini ya da bir kristali esas alalım. Ondaki o kompleks görüntü bile canlı bir hücreyle onun arasındaki uçurum, inanılmaz bir uçurum olduğunu ortaya koyan net bir şekilde. Yani cansız bir maddeden canlının ortaya çıkması ve bunun işte tesadüf sonuçlarla kendinden oluşması ihtimaliyet hesabı açısından da işte bilimsel açıdan da mümkün değildir. Bu çok nettir. Ama hala daha günümüzde mesela kimi ateistler evreni ve yaşamı tesadüflerle açıklamaya çalışırlar. Hatta biyolojide ve fizikte anlayamadıkları ve anlam veremedikleri pek çok şeyi bilimin ileride bu evet, konularda bize bir takım açıklamalar yapacağına sığınarak geçiştirirler aslında. Yani bir yaratıcıyı kabul etmemek için insanlar çok gülünç duruma düşüyor günümüzde. Hani bunu çok net söylemek lazım. Çünkü buradaki kabul etmeme nedeni ideolojik veya kişisel bir kabule dayanıyor. Yani dediniz ya çok mu zor acaba, hani imkansız mı tesadüfle açıklamak? Hakikaten imkansız. Ama bir insan kendini eğer ki bu hakikatlere kapatmak istiyorsa, kendini şartlıyorsa, İşte o noktada siz ona hangi delili gösterirseniz gösterin, neyle karşılaşırsa karşılaşsın o insan, yine de onu görmezden gelebiliyor. Bu yani işte peygamberler dönemlerinde mucizelere tanıklık eden insanlar da bunların çeşitli bahanelerle veya bunların bir göz boyaması, göz oyunu olduğunu iddia ederek bu hakikatlere kör ve sağır kalmışlardı. Günümüzde de pek çok bilim adamı aslında işte dediğim gibi yani insanın hayretle karşılaması gereken en basit bir hücre, hayretle karşılaması gereken pek çok konu karşısında umursamaz davranabiliyor veya alternatif takım açıklamalara yönlenebiliyor. Bu kişisel bir tavır. Bir kere bunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii çok fazla açıklama var. Yani bunu Kur'an mucizeleri olarak da ifade edebileceğimiz boyutta gerek evrenin gerek yaşamın ortaya çıkmasıyla ilgili. Şimdi aslında bazen bir şeyleri böyle basit örneklerle açıklamak daha net olabiliyor.
Şöyle bir örnek vermeye çalışalım. Biz diyelim ki mesela işte Caner Hocam çok güzel açıkladı. Yani muhteşem bir evrende yaşıyoruz ve muhteşem bir gezegende şu anda yaşıyoruz. Bir ev düşünelim mesela, bu bir gecekondu olsun veya işte sadece dört duvardan bir çatıdan ibaret bir baraka tarzında bir ev olsun. Bir de bunun karşısında hani işte son teknolojiyle donatılmış bir akıllı evlerden bahsediyoruz. Yani içinde her şey düşünülmüş. En ince ayrıntısına kadar en usta işte mimarlar, mühendisler tarafından tasarlanmış. Yaşamınızı kolaylaştıracak şekilde ve ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bulabileceğiniz bir ev hayal edelim. Yani bu iki ev arasında bir mukayese yaptığımız zaman. Şimdi düşünün, Allah istese aslında dediğim gibi sadece böyle bir dört duvardan ve çatısından müteşekkil bir dünya da var edebilirdi. Ama öyle donanımlı insan ve diğer tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılayacak öyle muazzam bir gezegen var ediyor ki insanı hayretler içerisine bırakıyor. Aslında işte biz daha çok sanata takıldığımız için ve o sanattan hareketle sanatçıyı göremediğimiz için ne yazık ki çoğu zaman insanlar işte doğa yasalarının, evrendeki bu süreçlerin nasıl işlediğinde takılıp kalıyorlar. Yani neden bu yasalar var, neden işte kaos yok, neden doğa yasaları var, neden insan yaşamı, işte varlığını sürdürebilmesi çok hassas bir takım dengelere bağlı ve bu dengeler oluşturan ne? Çünkü biz hani daha önce de örnek vermiştik, demiştik ki yani madde dediğimiz şey bilinçli bir şey değil. Kendi kendini organize edebilme yeteneğine sahip değil. Dolayısıyla işte atomlar bir araya gelerek biz işte bir canlı oluşturalım ya da bir işte cansız bir madde oluşturalım, örneğin bir masa oluşturalım şeklinde böyle bir ortak karar verme kabiliyetine de sahip değiller. Dolayısıyla bu muhteşem evrende nasıl oluyor da yaşam gibi çok kompleks bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi dediğim gibi 19. yüzyılda belki yaşamın da tesadüfen ortaya çıkabileceği kendi içinde kabul edilebilirdi ama bugün işte hücrede, DNA'da, işte insan bedenindeki muazzam oluşum ve işleyişleri incelediğinizde aslında detaya indikçe mükemmelliğin arttığını görüyorsunuz. Normalde bir resim düşünelim. O resimdeki kusurları ancak usta bir ressam anlayabilir. Yani eğer ki biz resimden çok anlamıyorsak çoğu zaman güzel bir resim olarak görürüz ama detaylar indikçe kusur artar, dikkat ederseniz pek çok şeyde. Ama gerek evrende gerek yaşamda detaylar indikçe, yani bilimle ilgili bilgilerimiz arttıkça kusur değil, tam tersine mükemmelliğin arttığını görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? Aslında yaratıcının, usta üstün sanatının açığa çıkmasını gösteriyor. Şimdi mesela şöyle bir örnek vermeye çalışalım yine. Diyelim ki niye dünyada yaşıyoruz? Mesela içinde bulunduğumuz bu gezegeni örnek almaya çalışalım. Şimdi bakın, şu anda bir stüdyodayız. Sohbet ediyoruz. Ve şu anda aslında içinde bulunduğumuz gezegen bir binek bizim için. Çünkü saatte 1670 km hızla kendi etrafında dönüyor bir kere. Bakın şu anda hiçbir şey hissetmiyoruz biz. Evet, yani herhangi bir sarsıntı var mı? Yok. Yine aşağı yukarı 107 bin kilometre saatte hızla güneşin etrafında dönüyor. Yani şu yine basit bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Bir arabanın içerisinde hareket ederken biz işte bir 40-50 kilometre hızla giderken bir tümsekle ya da bir çukurla karşılaştığında o araç bir anda sarsıntı duyarız. Evet. Bakın bunu şu anda dünyanın hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüş hızıyla mukayese edin. Nasıl muazzam bir sistem bu? Yani uzay boşluğu dediğimiz şey içerisinde eğer ilahi bir kudret olmasa ve bir ilahi sevk olmasa, işte dünya, dünyanın konumu, güneşe göre konumu, işte ayın dünyanın uydusu olması, aralarında bir çekim kuvveti uygulaması birbirine vesaire. Yani bütün bunların kendiliğinden tesadüfen oluşabileceğini iddia etmek aslında dediğim gibi insanı çok gülünç şeylere düşürebiliyor. Ya da mesela komşularımızı düşünelim, yani komşu gezegenleri. Diyelim ki mesela neden ayda değil de dünyada yaşam var? Bakın aya baktığımızda gündüzleri 120 dereceye ulaşan kavurucu bir sıcaklık vardır ayda. Geceleri ise -150 dereceye düşen dondurucu bir soğuk hüküm sürer. Dolayısıyla bu kadar yüksek sıcaklık ve soğukluk dengesinde yaşamın ortaya çıkması ve devamını sağlayabilmesi mümkün değildir. Hani diyoruz ya, neden dünyada yaşam ortaya çıkmıştır ve ay aynı zamanda işte göktaşı, yağmurları, ultraviyole ve kozmik ışınlarla biliyorsunuz delik deşik olmuş bir gezegendir. Dolayısıyla hani çok etrafımıza bakarak, yakın komşularımıza bakarak bile dünyanın ne kadar özel bir konumda olduğunu görebiliriz. Veya birkaç örnek daha vereyim. Mesela Merkür, Venüs, Mars gezegenlerini düşünelim. Mesela dünya üzerindeki ısı farkı yaşam için son derece uyumludur. Yani hem insan yaşamı hem diğer canlıların yaşamı için. Ancak Merkür, Venüs çok sıcak, Mars ise çok soğuktur. Yani yaşamın oluşabilmesi imkan tanımaz. Mesela Merkür'ün atmosferi yoktur.
Yani diğer taraftan Venüs'ün atmosferi güneş ışınlarının geçmesine izin vermeyecek kadar kalındır. Yani bakın dünyada atmosferin olması, işte güneş ışınlarının geçmesine izin vermesi ve sadece yararlı ışınların geçmesine izin vermesi, biliyorsunuz güneşten gelen ısı ve ışık olmadıkça yaşamın oluşması ve devamını sağlaması mümkün değil. Yine işte Venüs'ün bulutlarının dünyada olduğu gibi saf su damlacıklarıyla değil, yakıcı sülfürit asit damlacıklarından oluştuğu biliniyor. Yani dolayısıyla yine yaşamın ortaya çıkması mümkün değil. Veya Mars'ın atmosferi öyle ince ki yeteri kadar oksijen ve su bulundurmuyor kendi içinde. Yine karbondioksitten ibaret zehirli bir karışım olduğu biliniyor Mars'ın atmosferinin. Yani şimdi tabii örnekleri çoğaltmak mümkün ama yani neden işte yaşam sadece bu dünyada, en azından gözlemlenebilir yaşam sadece bu dünyada var ve işte en yakınımızdaki gezegenlerde bile işte yaşam belirtisi yok dediğimizde veya onların niye acaba etrafımızda böyle gezegenler var dediğimizde bile işte bizim işte arada uygulanan çekim kuvveti, o yörüngede durabilmesi ve dünyadaki yaşamın devamını sağlayabilmesi, mesela Jüpiter diye bir gezegen niye var diye soruluyor çoğu zaman. İşte Jüpiter mesela dünyayı pek çok meteor yağmurundan koruyor. Bir kalkan vazifesi görüyor aslında kendi içinde. Yani tüm bunları değerlendirdiğimizde dünya dediğimiz gezegen aslında bu büyük devasal uzay boşluğu içerisinde çok nadide yaşamın ortaya çıkabileceği ve yaşamın devamının mümkün olduğu eşsiz bir ortam sunuyor bize. Şimdi tabii neden işte bütün bunları görmesine rağmen insanlar hala işte bu sanatçıya ulaşamıyorlar dediğinizde, işte başından beri söylediğimiz gibi ya şartlanma, insanların kendi bu gerçeklere kapaması ya da işte bu konuda inat ortaya çıkıyor. Devam edecek misiniz? Yok, devam ederiz daha sonra. Şunu sorayım şimdi, neden dediniz ya, hani aslında evet bu mesajı nasıl algılamalıyız sizce? Neden sadece dünyada böyle mükemmel bir düzen kurulmuş, sadece insanların hani yaşayacağı ortam sadece dünyada var? İşte kimi gezegenler çok sıcak, kimisi çok soğuk. Bu aslında bize neyi ifade etmeli sizce? Neyin göstergesi olabilir? Şimdi şimdi bunun birkaç aşaması var. Evvela onu söyleyeyim. Şimdi benim anlattığım hassas ayarlardaki bir farklılık yaparsanız, sadece bu dünyada değil, var olan evrenin herhangi bir köşesinde gezegen dediğimiz şey de ortaya çıkamıyor. Yerçekim yasasını oynarsanız mesela hepsi kara deliğe dönüşebiliyor. Ya hiçbir şey bir arada tutamayacak hale gelebiliyor. Yani sadece uçuşan atomların olduğu bir yer oluyor. Orada ne olabilir? Sizin herhangi bir hayal edebileceğiniz canlı tarzı, bir bakteri tipi bir şeyin bile ortaya çıkması mümkün değil başka şekilde. Hassas ayarlardan onu anlıyoruz. Emre Hocam'ın anlattığı şey ayrıca bu tarz bir canlılık için. Belki başka tip bir canlılık bir yerde olabilir mi yine sorulabilir ama bu tarz bir canlılık için dünya çok özel bir yer. Yani onunla ilgili şeyleri anlattı. Ve gerçekten bu kadar çok canlının, milyonlarca türün tek bir gezegende toplanmış olması olağanüstü gözüküyor. Yani çok kısa sürede, ki bu insanlık tarihine göre hani 600 milyon yıldan sonra çok hücreli canlılar türemiştir. Çok kısa sürede çok müthiş bir çok hücreli canlıyla dolmuş ve burada acayip çeşitliliğin olduğu, çok çok farklı çözümlerin olduğu bir yer. Yani bir yandan bir bakıyorsunuz kamuflajla diğerinden şey yapan biri var, canlı var. Bir taraftan bakıyorsunuz ışık üreterek çiftleşen bir canlı görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir denizin en karanlık noktalarında ışık üreten yine balıklar var. Bir taraftan bakıyorsunuz güneşe bakarak yön bulan karıncalar var, kuşlar var. Bir taraftan radarla yönünü bulan yarasalar veyahut da yunuslar gibi şeyler var. Çok çok fazla canlı, çok çok farklı çözüm, çok ufak bir yerde toplanmış. Allah burada tabii buranın özel bir alan olduğunu, buranın özel bir şey olduğunu gösteriyor. Bu tabii ki burada hep sorulan bir soru. Yani evrenin başka bir yerinde de Allah başka tip gezegenler yaratmasının da dini açıdan şeyi yok. Ama burada bir özel kılınmışlık gözüküyor. Burada Allah'ın sanatlarının adeta bir gösteri alanı gibi sunulmuş. Ve buradan da gördüğümüz kadarıyla insana da bir özel bir vazife verilmiş gibi görüyor. Yani Kur'an'da da görüyoruz insanın buraya bir halife olarak atanması var, şey var. Bu da tabii ki gördüğümüz şey şu. Yani insanın işte özgür iradesi var. Özgür iradesiyle beraber bir insana işte teklif yapılıyor. Yani bir imtihan dünyasının içine giriyor. Bu imtihanın da bir parçası özgür iradesinin olması. Ve böylece hayat devam ediyor. Fakat bütün bunlar bir yerde insan için seçilmiş işte evrenin çok çok özel bir köşesinde oluyor. Yani bu imtihanın içinden geçerken insan Allah'ın kudretine, sanatına, yarattıklarına şahitlik edeceği böyle manzaralarla da iç içe. Bu canlılara bakarak bir yerde insan Sübhanallah diyor. Yani Allah'ın
eksikliklerden münezzeh olduğunu söylüyor. Elhamdülillah diyor. Bütün bu sanatlara bakarak bir şükretme imkanı oluyor. Allahu Ekber diyor bir yerde. Bütün bunları yaratan ne kadar yücedir diyor. Veyahut da maşallah diyor. Bütün bunların hepsinin Allah'ın sayesinde olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bütün bunlara bakarak. Yani etrafındaki bütün bunlar insana bunları diye dedirttirecek yapıdalar. Fakat tabii insanın bunu deyip demeyecek olması da bir yerde o işte insanın imtihanı ve özgür iradesiyle onu demeyi tercih ediyor veyahut da etmiyor. Doğru. Şimdi var mı evrenle ilgili, evrenin yaratılışıyla ilgili söyleyecekleriniz yoksa inkarcılar konusuna girelim mi? Girebiliriz. Evrenin yaratılışıyla ilgili söylenmesi gerekenler tükenmez. Yani onunla tabii, ilgili evet. Her zaman söyleriz. Ama istiyorsanız siz öbür konulara gidin, vakit kalırsa biz yine bu tamam. Kısa bir ilave şunu söyleyebiliriz. Yani daha önce de aslında bahsetmiş programlarda. Evet. Yani bütün bu anlattıklarımız, yani işte Caner Hoca'nın bahsettikleri, yani mikro ve makro ölçüde aslında muazzam oluşumlar var ve bunların anlaşılabilir olması da kendi içerisinde Allah'ın bir lütfu aslında. Yani çok karmaşık bir evren olabilirdi. Hiçbir gözlem yapamayabilirdik evrende. Ve işte dünyadaki diyelim işte mikro seviyede canlıları da gözlemleyebileceğimiz bir teknolojiye de sahip olmayabilirdik. Yani bunların aslında bilimin sürekli olarak gelişmesi veya işte doğa yasalarından hareketle insanların bilimsel şeyleri formülize edebilmesi, tüm bunlar yaratıcının sanatını daha iyi anlayabilmemiz için bize sunulmuş imkanlar. Bir lütuf aslında bu. Yani evrenin anlaşılabilir olması gerçekten aslında Einstein'ın sözünden bahsetmiştim belki. Einstein diyor ki yani evrendeki en anlaşılmayan şey evrenin anlaşılabilir olmasıdır. Yani neden anlayabiliriz bu kadar karmaşa olması gereken bir evreni bu kadar net bir şekilde görebiliyoruz? Yani çok kısa bir örnek vereyim mesela. Normalde hani bir kolyeyi düşünelim. Bir kolye için o kolyedeki taşlar olsun. O taşlardaki en nadide parça genelde ortada olur. Değil mi? Deriz ki işte en gösteriş taş burada. Şimdi mesela bu basit mantıklı hareketli insanlar içinde bulunduğumuz bu galaksi sistemi içerisinde dünyanın da eğer ki diğer gezegenlere göre çok özel bir durumu ve özel bir konumu varsa o galaksi sisteminin tam ortasında olması gerekmez mi diye soru sorabilirler. Ya da neden dünya acaba böyle kenarda bir yerde içinde bulunduğu bir CD gibi düşünürsek eğer bu içinde bulunduğumuz galaksiyi kenarda bir yerde duruyor dünya. Şimdi bakın. Dünyanın kenarda bir yer durması çünkü merkezde olması iyi bir şey değil zaten. Yani dünyanın yaşamının devam edilmesi için bu birincisi. İkincisi bu sayede uzayı gözlemleyebiliyorsunuz. Yani dünyanın bulunduğu konumu bile hem yaşamın oluşabilmesi, devamını sağlayabilmesi için hem de uzayın bilimsel olarak gözlemlenebilmesi için de tam olması gerektiği şekilde. Yani hani, imkan sunulmuş evet, aslında değil mi? Onu diyorum işte yani bunun niye imkan sunuluyor bu? Yani insanlar bilimi dini alternatif olarak konumlandırsınlar ya da bilim geliştikçe haşa Allah'a gerek kalmasın diye değil tam tersine. Yani bilimsel bilgimiz arttıkça felsefi düşüncemiz işte teolojiyi net bir şekilde doğru bir şekilde anladıkça biz aslında yaratıcının sanatının yüceliğini kavrayabiliyoruz. Ama işte bunu yaparken gerçekten samimi olmak gerekir ve bunu anlamak için uğraşmak gerekir. Yani bir insan kendini şartlarsa ben ne görürsem görüm yine de inkar edeceğim noktasına hareket ederse yani mümkünün zaten inanması. Şimdi Emre Hocam'ın dediğinden ben de biraz ilave edeyim. Çünkü orası Emre Hocam'ın geçiş yaptığı yer tasarım dilinin ayrı bir versiyonuna geçiş yaptı. Aslında oraya da eklenebilecek birkaç şey var. Şimdi Emre Hocam'ın dikkat çektiği şey şu. Bir normal olarak bizim bir anlama faaliyetimiz için evren değil mi? Yasal olması diğer şey evrenin bir anlaşılır olması lazım. Einstein'ın o dikkat çektiği şey. İki, bilim yapabilmek için belli özel koşulların da olması lazım. Mesela diyelim astronomi bilim için bizim atmosferimiz eğer ki şeffaf bir atmosfer olmasaydı şu andaki atmosferimiz gibi ki bazı gezegenlerde öyledir. Astronomi bu şekilde gelişemezdi büyük ihtimal. Niye? Çünkü biz uzayı bu şekilde gözlemleyemezdik. Veyahut da galaksinin Emre Hocam'ın söylediği gibi belli bir özel noktasında olmasaydık. Yani galaksinin her noktasından evreni bu kadar iyi gözlemlemek mümkün değil. Yani böyle baktığımız zaman bizim bilim yapacak şekildeki birçok şeyin bize açıldığı da gözüküyor. Fakat daha da önemlisi bana göre Einstein'ın o başta söylediği gibi evrenin o yasalara belli tabi olması ve matematiğin uygunluğu sayesinde de yani bizim evreni anlayabilmemiz mümkün. Fakat bu bir safhası. Şimdi ikinci bir safhası bizim zihnimiz. Aslında evrenin özel bir tasarımla ilgili konularında en enteresanların bir kısmı zihinle ilgilidir. Biz zihnimizi sürekli kullandığımız için bir de en sıradan insan da, en cahil, hiç okumamış bir insan bile
çok basit bir şekilde zihnini kullandığı için insanların birçoğu bunda ne kadar enteresanlık olduğunu hissetmeyebiliyorlar. Bizim zihnimiz aslında eğer ki dikkatli bir şekilde incelersek ki günümüz özellikle zihin felsefesinin konusudur bunlar. Ne kadar maddeye indirgeyemeyeceğimiz farklı özellikleri olduğunu görürüz. Mesela basit bir tanesini söyleyeyim herkesin sürekli yaptığı. Mesela hakkındalık. Şimdi evren tamam anlaşılmaya açık ama bizim zihnimizde bir hakkındalık özellikli olmasa, bir şey hakkında düşünebilme özelliğimiz olmasa aslında bizim evren hakkında bir şey anlamamız mümkün değil. Veyahut da bir amaçsallık, gayesellik şeklinde zihnin bir özelliği, hakkındalık şeklinde özelliği bizim bu şekilde insani varlığımızı da mümkün kılan şeyler. Çünkü yani bizim insani varlığımızın en önemli şeylerin başında bu zihinsel yeteneklerimiz geliyor. Fakat biz maddeye bakalım. Maddede hiçbir proton diğeri hakkında değildir. Bir atom diğeri hakkında değildir. Orada hep mekanik süreçler işler. Mesela işte protonlar bir araya gelir, yeni bir atom oluşturur, nötronla beraber buluşur. Elektronla protonlar arasında işte veya bunların birbiri arasında itme çekme kuvvetleri gibi kuvvetler gerçekleşir. Ve buradaki süreçler hep mekaniktir. Yani nedenler belli şekilde yasalarla o sonucu oluşturur. Nedenler sonucu oluşturur. Fakat bu nedenlerin hiçbir ben bu sonucu oluşturayım diye düşünmez. Bir gayesellik yoktu onda. Veya bir proton diğer hakkında düşünmez. Hakkındalık yoktur. Fakat bir anda bu atomlar birleşiyor. Kimyasal yapılara dönüşüyor. Kimyasal yapılarda yine birleşiyor, biyolojik yapıya dönüşüyor. Biyolojik yapılarda da beynimizde özellikle nöron ağları şeklinde birleşiyor. Bir bakıyoruz, hop ortaya hakkındalık gibi veyahut da amaçsallık gibi şeyler çıkıyor. Fakat biz bu hakkındalık ve amaçsallık gibi zihnimizin yetenekleri üzerine ne kadar düşünürsek düşünelim, bunu hiçbir şekilde aslında maddi süreçlere indirgeyemeyeceğimizi görürüz. Ha, o zaman da şu soruyu sormamız lazım. Ne oluyor da zihinde bu hakkındalık veya amaçsallık var? Aslında bizim iradevi bir varlık olmamızı mümkün kılan şeylerin, bizim hem akıl yürütme faaliyetinde hem iradevi bir varlık olmamızın altında da önemli şeylerin bir kısmı bunlar. Yani bu hakkındalık ve amaçsallık gibi zihnimizin özellikleri. Ha, evrenin başına bilinçli bir şeylerin hakkında düşünen, evreni yaratırken amaçları olan bir gücü koyarsanız, o zaman zaten evrenin temeli veya var olması Allah'ın amaçlarına bağlı olarak oluştuğu için, o zaman Allah'ın yarattığı kullara da zihinlerine o amaçsallık özelliğini vermesini çok rahat açıklayabilirsiniz. Yaratıcının bir yansıması. Ama sırf maddenin tesadüfi birleşim illeriyle zihin oluştu dediğiniz an, aslında bu bizim zihnimizin her an kullandığı özelliğine emin olun, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar hiçbir şekilde açıklayamayacaklardır. Ama dikkat edin, bu çok gözden kaçan bir şey. Ama bizim insani faaliyetlerimizin gün içindeki hep bu hakkındalık ve amaçsallıkla ilgili oluyor. Geçen sefer hatırlıyorsanız şey örneğini verdim burada. Mesela bir çay istedik dedik. Dedik bizim buradan çay istediğimizde çayın gelmesinin sebebi dedik. Bizim istememiz, onu çay içmeyi arzu etmemiş, onu gaye edinmemiz ve o gayeyle bizim misafiriz, misafir ağırlamak gayesiyle birisinin bir şey yapması. Yani çay hakkında düşünmem, çay misafire sunmak amacıyla hazırlanması gibi şeylerle çay içiyoruz. Ha, ama sırf bilimsel tabloya bakarsanız, o zaman çayın içinde işte H2O vardır karşımıza çıkar dedik hatırlıyorsanız. Veyahut da biraz daha öteye gidersek çay bitkisinden dolayı o biyolojik işte moleküller vardır, şey vardır. Veya suyun fiziki süreçlerden dolayı kaynaması gibi özellikler vardır. Fakat siz o bilimin bize sunduğu evrenle ilgili fenomenlerle, maddeyle ilgili tabloya ne kadar giderseniz gidin, işte suyun kaynaması, moleküler yapılar falan derseniz, hiçbir şekilde o çayı bizim birisinin istemesi için getirmesi gibi şey hiçbir şekilde madde indirgeyip açıklayamazsınız. Aslında burada insan zihninde, daha doğrusu zihinde diyelim, diğer hayvanlarda da varsa bu onlar için de geçerli, bir olağanüstü bir şey var. Bizim materyalistlerin arzuladığı gibi maddeye indirgeyip açıklayamayacağımız bir şey var. Burasının da gözden kaçmaması lazım. Bunu da iyi oldu. Bundan önceki programlarda bunu vurgulamamıştık. Aslında bunu da bu şekilde bir vurgulamış olalım. Yani şöyle bir şey var. Hani Allah insana beslenme ihtiyacı insanda var ediyor ve rızık yaratıyor. Ve aynı şekilde evreni anlaşılabilir kılıyor ve insanı da evreni anlayabilecek bir donanımda var ediyor. Yani bu gerçekten işte sanatın takdir edilmesi için bir lütuf insanlar için. Hani inanan insanların gerçekten bilimle, felsefeyle çok fazla ilgilenmesi gerekir ki
Bu araçları da kullanarak o sanatı daha iyi kavrayabilsinler, daha iyi anlayabilsinler. Dolayısıyla hani inanan insanların böyle bilimle kendi aralarına mesafe koymaları değil, tam tersine aslında evreni ve bilimsel faaliyetleri kavramak için daha fazla bilimin içine girmeleri gerekir. Doğru. Bir de tabii hakkındalık, amaçsallık dediğimizde bütün insan kültürü bunlar sayesinde oluşur, unutmayalım. Mesela burasının bir televizyon olması, buranızın bir masa olması, elbisem olması, bir okulda birinin müdür, birinin öğrenci olması gibi şeyler alın. Bütün bunlar insan zihninin bu yetenekleriyle kurulmuş kurumlardı. Mesela okul diye bir kurum, insanların işte bu okuldur demesiyle, o belli bir amaçla onu okul olarak atamasıyla, öğrenci olarak organizasyon etmeleriyle, okul hakkında düşünmeleriyle olur. Mesela bir paraya para olması, o paranın bir değeri olması, paraya baksanız bir kağıttır. Üstünde bir boya vardır. Fakat insanlar ortak bir anlaşmasıyla o 100 lira olur, 500 lira olur veya 100 dolar olur, 100 euro olur. Onu kullanırsınız değiş tokuşta. Ama bütün bunların altında yatan şey de nedir yine baksanız? İnsan zihnindeki o demin bahsettiğim özelliklerdir. O insan zihnindeki bütün özellikleri attığınızda para ne olur? Bir tek bir boya, kağıt üstündeki bir boya dönüşür. Yani insan kültürüyle ilgili bütün alan, yani bunun içine iktisatın, sosyolojinin, siyasal bilimlerin ilgi alanında da olan bütün alanları aldığımızda bütün bu alanların hepsi insan zihninin bahsettiğim özellikleriyle var oluyorlar. Yani o yüzden bu insanın zihnindeki amaçsallık veya hakkındalık gibi özellikleri çok çok önemli, çok çok temel şeyler. Yani böyle iki kelimede bunları geçtik diye birçok kimse bunları küçümsemesin. Bütün şu anda gördüğümüz kültür, üzerimizdeki elbiseden okul gibi kurumlara, devlete, işte başbakana, cumhurbaşkanı, meclise, neye giderseniz gidin, bütün bu kurumların hepsini biz dil kullanarak inşa ediyoruz. Ve dil kullanarak da inşa ettiğimizde bütün bu kurumların arkasında otomatikman işte insanın o hakkında bir şeyin düşünmesi ve amaçsal hareket etmesi yer alıyor. Fakat siz maddi süreçlere baktığınızda maddede hiçbir şekilde hakkındalık ve amaçsallığı göremiyorsunuz. Peki. O zaman geçelim mi artık tarih boyunca? Olur. Ne tarz inkarcılar vardı ve neden inkar ettiler? Ve aslına bakarsanız günümüzde de sanki şöyle bir düşünce var. Şu anda bilimle uğraşan bütün böyle önemli insanlar, işte bilim insanları hep ateist. Böyle mi sizce gerçekten? Yok ya, bunu nereden çıkarıp da nereden uyduruyorlar? Ama hani sanki şöyle bakınca öyle yok, bir izin var. Yok tabii, şöyle bir şey var. Orası bir realite. Yani geçmiş dönemlere nazaran bir artış var gibi gözüküyor. 20. yüzyılda özellikle. Bunun tabii nedenleri var. İrdelemek lazım. Pozitivizmin yükselişi gibi, dünyada seküler bir kültürün ki sekülerlikten kastım dine atıf yapılmayan kültür. Yani siyasi bir rejim olarak şeyi kastetmiyorum. Böyle bir etki var. Ama evvela tarihsel olarak şeyden gelin. Yani tarihsel olarak baksak bilimsel devrimi yapanlardan başlayalım 17. yüzyılda. Daha evvel tabii İslam dünyasına gitsek, İslam dünyasındaki büyük o bilimsel gelişmeyi yapan Biruni, İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali, Heysem, ki yani işte Heysem dediğiniz bugünkü optik dediğimiz şeyin gelişmesinde geçmişte katkısı olanlardan biri. Biruni, Harizmi deseniz bugünkü matematiğin bu şekilde olmasında bunların önemli yerleri var. Bu tip isimlerin hepsi zaten oldukça dinler, Tanrı'ya da inanan, bilim yaparken buna da Allah'ı daha iyi tanımak kastıyla evrene yöneldikleri şeklinde ifadeler kuran insanlar bunların çoğuna baktığımızda. Hristiyan dünyaya geçersek, bilimsel devrim kısmına gelelim. Kopernik, Kepler, Galileo, Newton, Descartes, özellikle 17. yüzyılda bu beş isim ve 17. yüzyıl önemli bir sıçrama yüzyılı olarak kabul edilir. Bunların hepsi dindar kimseler. Ve bunların birçoğu da matematik Tanrı'nın evreni yazdığı dildire benzer cümleler kuran, matematiğin evrenin yazıldığı, anlaşılacağı dil olduğunu ve Allah'ın bunu özellikle bu şekilde kurduğunu, bunun bu şekildeki yapısını, yani matematiğe uygunluğunu diğerinin arkasında, Allah'ın böyle yapmasını gören, hani demin size söylediğim argümanlara benzer ifadelerde bulunan kimseler. Bütün bunları baksak. Ki birçok kimseye göre Newton'un Principia'sı, işte bilim tarihinin gelmiş geçmiş en etkili eseridir. Descartes'ta derseniz, Descartes'i birçok kimse modern bilimin, birçok kimse de modern felsefenin kurucusu olarak kabul eder. Yani bu bahsettiğim isimlerin. Bütün bu isimlere baktığımızda oldukça dindar bir yapıları var. Felsefedeki peki bu hani bilimden çıkıp etkili isimlere bakalım. Aristo ile Platon
bir dine bağlı değillerdi. Belki inandıkları Tanrı'nın işte sıfatları tarifte şu anda birebir teist dinlerin Tanrısıyla örtüşüyor diyemeyiz. Ama bir Tanrı'ya bilinçli bu evrenin sayesinde var olduğu ve gayesel bu evrenin de yöneldiği gayesinin kendisi olduğu bir Tanrı olması açısından Platon'da, Aristo'da da Tanrı'ya benzer bir inanç var. Hı hı. Felsefenin diğer yine diğer ünlü isimleri demin saydığım isimler birçoğu hem felsefede hem bilimdedir. İşte İbn-i Rüşd, Gazali, İbn-i Sina gibi İslam dünyasında. Hı hı. Hristiyan dünyada Thomas Aquinas, Augustinus gibi. Bunlar zaten dindar insanlar her biri. Hı hı. Yakın dönem felsefesine gelsek baksa, yani Tanrı inancı olan kimseler. İşte yine felsefede Descartes, Kant, Hegel ki bunlar Leibniz. Mesela bu saydığım isimler şu ana kadar saydığım isimler felsefede en çok atıf yapılan isimlerdir. Bunların hepsinin belli bir şekilde bir Tanrı inancı var. Ha, 20. yüzyıla geldiğimizde evet bir çeşitlenme var. Yani ateizmin işte mantıkçı pozitivizm gibi ateizmin daha güçlü olduğu bir kanat var. Marksizm gibi 20. yüzyıl özellikle 1990 yılına kadar oldukça etkili olmuş. Sonradan etkisi ona nazar bir derece azalmış olan dünyanın üçte birinin etkisi altına alması açısından önemli bir şey var. Yani dünyada ateizmin yayılmasında Marksizm çok önemlidir. Yani felsefecilerin birçoğu öyle çok önemli felsefe olarak kabul etmeyebilir. Edenler de var ama etkinlik açısından baksak Marksizmin etkisi yadsınamaz. Dünyanın yani 20. yüzyılda ateizmin artmasının önemli sebeplerinden biri. Niye? Çünkü dünyanın üçte biriyle dörtte bir arası tamamen Marksist bir egemenliğe geçti. O egemenliğe geçtikten sonra bunlar kendi ders kitaplarını, diğer şeylerini böyle bir ateist çerçevede oluşturdular. Yani 20. yüzyılda artma sebebi oldu ama 20. yüzyılda da baktığımızda oldukça dindar, biyolojiden de olsun, fizikten de olsun ateistlerin yanında oldukça dindar da bilim adamları var. İkisi de beraber var yani. Hı hı. Bir ortalamaya vurursak dindarlar mı daha çoğunluktadır yoksa? Ortalamaya vurursak belli olmaz. Öyle bariz bir çokluk diyemeyiz. Amerika'da bir yanılmıyorsam Pew anket şirketinin yaptığı bir anket var. Hı hı. Bilim adamlarının yüzde kaçı Tanrı'ya inanıyor diye aşağı yukarı yarı yarıya çıkıyor bilim adamları arasında. Amerika'daki Tanrı'ya inanç %80'li rakamlarda halkta oranında. Bilim dünyasına geçtiğimizde bu oranda bir nebze bir düşüş var. Hı hı. Ama yine de yarı yarıya gibi Amerika'da ki anketi hatırlıyorum. Yani iki taraftan da çok var. Yani burada geçmiş tarihsel döneme nazaran o yüzden bir tabii bariz bir şey. Ama yine büyük devrimleri yapanlara baktığımızda benim gördüğüm tarihte çok büyük buluşları, büyük sıçramaları yaptığımızda böyle tarihsel bir şeye baktığımızda Tanrı inancı olanların daha ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Siz geçen programda demiştiniz ki insanların hani bilimle uğraştıkça Allah'a inanması daha fazla gerekiyor dediniz. Ama son dönemde işte yetişen bilim insanlarının da hep ateist olduğu yönde bir görüş var. Siz ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle neden aslında hani hangisi daha fazladır diye sordunuz. Şimdi tabii ateist bilim insanları için özellikle son 20-30 yılda çok saygın pek çok bilim adamının ateizmden teizme yani bir Allah inancına ya da ne diyelim işte daha önce kendini agnostik yani bilinmezci olarak kabul etmesine rağmen artık bir yaratıcının olması gerektiğine inandığını ifade eden pek çok bilim adamının olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi şöyle bu insanlar neden ateist olduklarıyla ilgili işte bu kişilerle yapılan röportajlar veya çeşitli böyle derleme kitaplarda yer veriliyor bunlara. Ne diyorlar? Bunların büyük çoğunluğu aslında bir şey itiraf ediyorlar. Yani onlar da gerek Avrupa'da gerek Amerika'da seküler bir eğitim sisteminden geçtiler. Ve geçtikleri bu seküler eğitim sisteminde işte biyoloji dersine girdiği zaman evrimin çoğunlukla ateistik yorumuyla karşılaştılar. Ve sanki işte yaratılışın karşısına konumlandırılmış bir şey gibi sunuldu bu anlayış evrim açısından. Ve dolayısıyla yaşam kendiliğinden diyelim en kabaca tarifiyle oluşabilir bir şeydir. Veya evren oluşumu ile ilgili her ne kadar işte materyalist felsefe temelinden yıkılmış olsa da 20. yüzyılda yine de bir takım fiziksel şeylerle evrenin de maddenin kendi kendini organize ederek evren gibi bir şey de oluşturabileceği ile ilgili mesela fizik derslerinde görürler veya tüm bu derslerde gördüklerinde hiçbir noktada yaratıcıya bir atıf olmadığını itiraf ediyorlar. Yani öyle ki şimdi tabii lise, üniversite seviyesinde bir öğrenci ki günümüzde de ben mesela işte bugün en seçkin üniversitelerde okuyan kimi tanıdığım arkadaşlar var.
ve biyoloji sınıflarında, biyoloji derslerinde özellikle. Yani biyoloji dersi aldıkları öğretim üyesinin hani dersin yarısında biyolojinin teknik kısmı ile ilgili, kalan yarısında da işte yaşamın, her şeyin kendine oluştuğu, tanrı olmadığı, bir işte dinlerin insan ürünü şeyler olduğu ile ilgili propaganda yaptığını ifade ediyorlar. Yani dolayısıyla pek çok dönemde böyle insanlar kendilerine bunu bir iman esası edinmişler. Ve sanki biyoloji veya biyolojiyle ilgilenmek insanı ateist yapmak zorundaymış gibi veya işte her şeyi açıklamış gibi biyoloji. Bu şekilde yaklaşımlarda bulunuyorlar. Dolayısıyla pek çok ateist bilim adamın da aslında işte gerek lise seviyesinde gerek üniversite seviyesinde üniversitede karşılaştıkları hocaların işte agnostik olması ve ateist olması sebebiyle ateist olduklarını görüyoruz ya da kişisel bir takım sebeplerden dolayı. Ama bilimle daha objektif bir şekilde ilgilenmeye başladıklarını veya bir takım ideolojik durumlardan sıyrıldıklarında, özellikle son 20-30 yılda dediğim gibi mikro seviyede işte hücreyle ilgili veya biyolojiyle ilgili pek bir takım şeylerin ortaya çıkmasıyla birlikte insanların bunların kendine oluşamayacak kadar muazzamlıklar ittiva ettiklerine şahitlik ettikleri ve bundan dolayı da artık bir yaratıcının olduğunu inandıklarını ifade ettiler. Tabii bu şu demek değil, yani işte bilim artık o noktaya geldi ki herkes bir yaratıcının var olduğuna inanacak diye bir şey yok. Çünkü dediğim gibi inkar etme çok ayrı bir psikoloji. Yani her bilim insanı işte bilimsel faaliyetinin sonucunda Allah'a ulaşır diye bir beklenti içerisinde olmak da çok gerçekçi değil açıkçası. Ama şunu görmemiz gerekiyor. Caner hocamın dediği gibi, yani tarih boyunca baktığımızda teist dinlere inanan ya da ne diyeyim işte Yahudi, Hristiyanlık, İslamiyet gibi işte teist dinlere inanan ve bilim insanı olarak tarihte ismi yer almış pek çok karaktere baktığımızda, kişiliğe baktığımızda bunların bilimsel faaliyetlerini yaratıcının sanatının daha iyi anlaşılması üzerine gerçekleştirdiklerini, itiraf ettiklerini görüyoruz. Şimdi bazen mesela Newton'la ilgili, Galileo, Kepler, Kopernik'le ilgili çeşitli tarih kitaplarında bunların kilisenin karşısında uğradıkları zulümlerdir. Özellikle Galileo'ya ilgili bahsedilir. İşte Engizisyon Mahkemesi'nin yargılanması, sanki Galileo dinsizmiş veya işte dine, kiliseye doğrudan işte karşıymış da ondan dolayı mahkeme onu yargılamış falan gibi böyle bir hava oluşturulmaya çalışılmıştır. Yani bir kurgulanan bize tarih anlatım var. Bu bilim tarihi de bunun içerisinde. Bir de gerçeğine inildiği zaman, araştırıldığı zaman ortaya çıkan bir şey var. Bakın basit bir örnek verelim mesela Galileo ile ilgili. Tamam, kilise içerisinde Galileo'nun ortaya koymuş olduğu argümanları yeterli bulmayarak aleyhinde karar veriliyor ama şu da söyleniyor Galileo'ya, yani eğer bunu ispat edebilirsen bir şekilde bize, biz bu görüşümüzü değiştirebiliriz. Ve Galileo kilisenin bilimsel konu, özellikle dünyanın durumuyla ilgili bilimsel hatasını düzeltmek üzere bu itirazda bulunduğunu söylüyor. Ve Galileo'ya mesela ev hapsi veriliyor. Ve Galileo her pazar kiliseye gitmek için özel izin çıkartıyor. Yani bu insanlar çok inançlı insanlar. Yani bilimsel faaliyetlerini gerçekten evreni daha iyi anlamak, daha iyi anlamlandırmak ve işte yaratıcıya olan bağlılıklarını ifade etmek üzere gerçekleştiriyorlar. Şimdi bazen bu örnekleri verince insanlar diyorlar ki, şöyle bir itiraz yapabiliyorlar. İşte o dönemde zaten mecbur oldukları için bir inancı ifade ediyorlardı veya Allah'a inandıklarını söylüyorlardı falan. O dönemin şartlarından dolayı öyleydi. İşte baskıdan dolayı vesaire. Şimdi bu insanların kendi yazdıkları, çizdikleri var ve özellikle işte 17-18. yüzyıla geldiğimizde daha özgürlükçü bir ortam oluyor en azından. Pardon, bir şey de söyleyeyim de Emre Hocam. Burada mesela Newton kendi döneminin içerisinde bakarsanız üçlemeyi reddeden bir Hristiyan. Evet. John Locke da öyle. Evet. Aslında üçlemeyi reddeden Hristiyan da John Locke onki o kadar piyasaya düşmüyor. Ve o dönemde özellikle Newton çok büyük sıkıntı çekiyor. Evet, tamam. Mesela Trinity College'in sonradan başına geçiyor. Cambridge Trinity College'in ki yani hem Cambridge Oxford Kolejlerinin en meşhurdu Cambridge Trinity College. Oranın başına geçirmek istemiyorlar Newton'u. Üçlemeyi reddeden Hristiyan diye. Yani bakıldığı zaman bu şahıslar kendi dönemleriyle öyle aman çok uyumlu olalım dememişler. Bu dönemde mesela felsefede etkili bir agnostizme ve ateizme daha yakın işte David Hume var. O da fikirlerini ifade edebiliyor. Yani şey de yapabiliyor. Bakıldığı zaman yani o dönemde böyle bir baskıyla onların böyle bir şeyi söyledi. Oldukça insafsız bir açıklama olur. Evet, kısa bir aranın ardından konuşmamıza devam ediyoruz. Evrenin ve insanın yaratılışını konuşuyoruz. En son şurada kaldık. Bilim insanlarının inançlı olup olmadığını bahsediyorduk. Evet hocam, siz örnekler veriyordunuz inançlı olduğundan. Herkesin, o eskideki bilim insanlarının, önde gelen bilim insanlarının inançlı olduğunu, hatta kiliseyle de çatışmalar yaşadığını. Yani böyle bir şey oluşturmaya çalışılıyor. Yani pek çok mesela bizim ders kitaplarına dikkat ederseniz, yani işte kilise o dönemde pek çok işte bilim insanının bilimsel faaliyetine engel oluyordu gibi. Tam tersi, aslında kilisenin içerisinde de o dönemde
bilimsel faaliyetlerle ilgilenen, bunlara sıcak bakan, hatta bilimsel faaliyetleri destekleyen insanlar da var. Yani bu daha çok bu işte Fransız aydınlanmasından sonra, aydınlanma döneminin oluşturduğu bu seküler dünya anlayışında din ve bilim arasında bir manada işte kalın duvarlar örmeye çalışması, yani iki ayrı alan olarak konumlandırmaya çalışmasından kaynaklı bir şey. Yani din ve dindar insanların aslında işte gelişmeye, bilime, teknolojiye, her şeye karşı oldukları, işte bir manada hani tırnak içerisinde geri kafalı oldukları, ama işte bilimin insanlığın geleceği için ve insanlığın kurtuluşu için vazgeçilmez bir araç olduğu, hem evreni anlamakta hem yaşamı anlamakta. Dolayısıyla bizim kendimizi artık doğa dışı veya işte ilahi diye ifadelendireceğimiz şeylere kapatmamız ve sadece bilimsel faaliyetlerle uğraşmamız gerekir şeklinde bir mantık oluşturuldu ve pek çok insan da bu eğitim sistemlerinde ne yazık ki bu mantıktan geçerek eğitimlerini aldılar ve bundan dolayı ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı. Şimdi birkaç örnek verim isterseniz. Ben bu Modern Bilim Tanrı Var isimli kitapta kullanmıştım bunu. Yani daha önce ateist, agnostik olan çeşitli bilim insanlarının evrendeki ve yaşamın ortaya çıkışındaki muazzamlıktan sonra bir yaratıcının olduğunu kabul ettikleri ve itiraf ettikleri ile ilgili. Tarihten kısaca şeyler söyleyelim. Evet, mesela Newton Tanrı eserleri aracılığıyla bilinir diyor. Newton'a göre Allah'ın iki eseri vardır, iki temel eseri vardır. Bunlardan bir tanesi kutsal kitap, diğeri evrendir. Her ikisiyle de yaratıcıya ulaşılır. Hatta Newton kendi çalışmalarında bilimsel faaliyetleri yaparken eğer yaptığı bu bilimsel faaliyetler Allah'ın varlığını ve evreni anlamak için kullanırsa bundan çok büyük mutluluk duyacağını ifade ediyor kendi çalışmalarında Newton. Yine mesela Galile matematik Tanrı'nın evreni yazdığı dildir diyordu ve evrendeki bu hassas ayarlardan bahsettik mesela. İşte evrendeki bu oluşumlar muazzam hareket ve hassasiyet üzerine burada çok hassas bir takım dengeler olduğuna da işaret ediyordu. Ve Einstein'in mesela dinsiz bilim topal, bilimsiz din kördür şeklinde ayrı bir açıklaması vardı. New York'ta bir din bilim ilişkisi üzerine yapılan bir sempozyumda. Yine meşhur fizikçi Max Planck'in bir diğer açıklaması mesela, bir diğer karşılık olması mümkün değildir diye bir ayrı açıklaması var. Fizikçi Paul Davis diyor ki mesela bilim işte 20. yüzyılın başında Max Planck, yani bu yüzyılın en önemli 5-10 bilim adamından biri bence. Yani bunların hepsi kendi alanında çok saygın bilim insanları. Yani bunu net ifade etmek gerekir. Paul Davis yine ünlü bir fizikçi. Bilim ancak bilim adamı Tanrı'nın varlığını tamamen kabul eden bir dünya görüşü benimsediğinde ilerleyebilir diye bir açıklamada bulunuyor ki Paul Davis daha önceden agnostik olarak kabul edilen bir bilim insanıydı. Yine astrofizikçi John Grebe'nin çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki evrenimiz insanlık için her yönüyle yaşam için uyumlu, adeta özel dikim ısmarlama bir elbise gibi yaratılmıştır. Yani biraz daha açarsak örneği, bir insan işte terziye gittiği zaman nasıl tam kendi vücut ölçülerine göre bir elbise diktirirse üzerine tam olması için, evrenimiz de insanlık ve yaşam için adeta özel bir dikim elbise gibidir diyor. Şimdi bakın, yine daha önceden ateist ve agnostik olan, daha sonradan astrofizikçi Fred Hoyle var. Özellikle bu evrendeki hassas ayarlar ortaya çıktıktan sonra bu görüşlerini terk etmiş bir astrofizikçi. Şöyle bir örnek veriyor. Yaşamın şans eseri ortaya çıktığına inanmakla eski uçak parçaları dolu bir depoda esen bir hortumun bir Boeing 747 uçağı meydana getirebileceğine inanmak arasında fark yoktur diyor. Yani hurdalıktan oluşmuş bir depo düşünelim. Bir rüzgar esinde o hurdalar bir araya gelerek bir Boeing uçağını oluşturmasıyla evrenin tesadüfen oluştuğunu iddia etmek arasında bir fark yoktur diyor. Yani bunlar işte dediğim gibi kendi alanına çok saygın insanlar, astrofizikçi. Ve yine başka bir fizikçi diyor ki mesela, şayet tartışmak için bir ateiste ihtiyacım olsa felsefe bölümüne gidiyorum diyor. Zira artık fizik bölümünde ateist bulmak oldukça zor diyor. Bunlar son 20. yüzyılda söylenmişler, yani günümüzdeki fizikçiler. Felsefeciler yani sizler mi? Mesela yine biyoloji alanında da moleküler biyologlar mesela, bilimsel verilerin ortaya çıkardığı sonuç tüm evrenin derin metafizik anlamlar içerdiği bir şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Yine meşhur Antoni Flew var. Antoni Flew ki 20. yüzyılın en büyük ateistidir. Pek çok ateist onun eserlerinden hareketli ateist olmuştur. Hı hı. Ve ömrünün sonlarına doğru ateizm fikrinden vazgeçtiğini, yanıldığını itiraf etmiş bir felsefecidir. Bakın tabii bu da çok takdire şayan bir şeydir. Çünkü Antoni Flew kitabında şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben başlangıçtan beri aslında taviz vermedim, bir şeyi devam ettirdim. Yani hakikatin peşinde olmayı. Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar, özellikle DNA'dan hareketle bir yaratıcının olması gerektiğini açıkladı Antoni Flew. Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar, bilim bize
doğanın üzerinde bir akıla, yani bir ilahi varlığa işaret ediyor dedi. Hı hı. Ve belki 50-60 yıllık tüm akademik birikimini bir anda hiçe sayarak, bütün ateistlik görüşünü bir anda hiçe sayarak bir yaratıcının olduğunu itiraf etti hayatının sonlarında. Hı hı. Yine Michael Behe biyokimyacı şöyle diyor: yaşam en basit örneğinden en kritik parçalarına kadar ilahi bir tasarımın sonucudur diye bir açıklaması var. Montreal Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden eski öğretim üyelerinden Carl Stern'in bir açıklaması var. O da çok önemli. Şöyle bir şey söylüyor Carl Stern. Diyor ki, hani bu evrenin tesadüfen oluşup oluşamayacağı ile ilgili iddialara karşı, evrenin şu anki yapısının tümüyle tesadüf eseri oluşabileceği düşüncesi tamamen delice bir düşüncedir diyor. Ve bakın, delilik kavramını argo bir kelime olarak değil, yani hakaret niyetiyle değil, aksine tamamen psikolojideki teknik anlamıyla kullanıyorum diyor. Yani gerçekte bu tür bir düşünceyle şizofrenik düşünce tarzı arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Yani bakın, gerçekten hani bazen diyoruz ya, insanın kendini şartlaması lazım. Yani şimdi sıradan bir vatandaş bilimsel faaliyetlerle ilgilenmiyorsa, işte evrenle ilgili fizik veya biyolojiyle ilgili, kimya ile ilgili bir takım verilere sahip değilse, belki işte kendine göre bir yaratıcı inanabilir veya inkar edebilir. Ama bir insan eğer ki bilimin içine giriyorsa ve bunu objektif bir şekilde giriyorsa bilimin içerisine, ya o insanın iman etmemek için gerçekten çok zorlaması lazım şartları. Robert Jastrow var, NASA'da astronom olan. Onun çok güzel bir ifadesi var, onunla isterseniz tamamlayayım. Şöyle bir açıklama yapıyor, diyor ki: aklın gücüne inanarak yaşamış bilim adamlarının hikayesinin sonu kötü bir rüya gibidir diyor. Cahillik dağını aşıp onun en yüksek tepesini ele geçirmek üzeredir. Son kayanın üzerinden baktığında yüzyıllardan beri orada bulunan ilahiyatçılar tarafından karşılanır. Psikiyatri ile ilgili şeyi sevdin, onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Niye psikiyatrik hastalık demesi bence oldukça tutarlı. Mesela diyelim ki bir insan, ki kendisinin önemsiz, sıradan bir insan olduğunu biliyoruz. Şöyle, yani istihbarat örgütleri için önemsiz bir kişi. Fakat bir gün gelip beni CIA izliyor diyor, bir gün Mossad izliyor diyor, bir gün falanca izliyor diyor, şu o izliyor, bu izliyor diyor. Yani bunu bir psikiyatriste anlatsa, kendisine bakıldığında diyelim, yani hiç kimseye konu olmayacak, çok sıradan bir, hiçbir istihbarat örgütü konu olacak bir şey yok. Bunun hemen bir akıl hastalığı olduğuna kanaat getirirler. Niye? Çünkü yani istihbarat örgütü onu dinlemesi için bir de hem CIA izleyecek, hem Mossad izleyecek, hem o izleyecek. Yani onu zaten bir faaliyetiyle de alakalı bir şey değil. Fakat olasılık açısından bakalım. Bizim deminki olasılık meselesine dönelim. Dünyada istihbarat örgütleri olasılık olarak birçok zaman hatalar yapmışlardır. İzlememeleri gereken insanları izlemişlerdir. Belki bir suçlunun tipiyle onu karıştırmışlardır. Kimliğini değiştirdi diyelim. Falanca insanlar bazen kimlik değiştiriyorlar. O kimlik değiştirdikleri insanla benzer olup da yanlışlıkla onu izlenmiş olma olasılığı, geçmişe baktığınızda aslında bir her insan için milyarda bir falan vardır. Peki tamam, CIA milyarda bir hata yaptı, Mossad'dan milyarda bir hata yaptı, ona da milyarda bir verin. Peki onu yaptı da işte KGB de mi, işte ona da milyarda bir verin. Yani 3 tane milyarda bir, 10 üzeri 27'de bir yapar. Yani olasılık olarak bizim hassas ayarlarda saydığımızda nazaran, yani onu tesadüfen oluşabileceğini düşünmeye nazaran aslında çok düşük bir olasılık. Fakat psikiyatrist onu bir akıl hastalığı olarak değerlendirir. Dikkat edin, imkansıza inandığı için değil, olasılık olarak çok çok düşük bir olasılığı mümkün gördüğü için onda bir akıl hastalığı bulur. O söylediğinden o sonuca gider. O yüzden yani aslında psikiyatrik olarak bence sorunludur demesini ben bir yerde kendi içinde bir hakaret olarak değil ama yani bu tarz bir mantık bağlantısıyla beraber ayağı yere basan bir ifade olduğunu düşünüyorum. Ya bu Robert Jastrow'un dediği, işte hani o insanlar akıllarına güvenerek sadece hani doğayı, işte doğa sınırları içerisinde kalarak anlamaya ve açıklamaya çalışmaları ve işte ilahi hiçbir açıklamaya yer vermemelerini aslında çok güzel tarif ediyor. Çünkü tarih boyunca baktığımızda evrenin kendinde oluşamayacağını, bir yaratıcısının olduğunu, yaşamın kendi oluşamayacağını, bir yaratıcısı olduğunu söyleyen teist dinlerdir tarih boyunca. Ve bilim de günümüzde bunu açık bir şekilde desteklemektedir. Dolayısıyla bir insan sadece kendi aklında hareketle evreni anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığında mutlaka o cahillik dağını aştığında tarih boyunca dinlerin söylediği şeyle karşılaşmak durumunda, yani kaçınılmaz olarak.
Yani dolayısıyla hani çok güzel bir örneklem olduğu için onu paylaşmak istedim. Evet. O zaman artık evrime geçelim mi? Geçelim evrim artık. Teorisi. Meşhur evrim konusuna. Aynen. Şimdi evrim diyor ki yeryüzündeki canlılık bütün canlıların benzer özelliğini taşıyan bir hücreden. Aslına bakarsanız bir tür bakteriden oluştu. Peki bu evrim teorisi Kur'an'la uyuşuyor mu, çelişiyor mu? Şimdi evrim teorisinin İslam'la, Kur'an'la çelişip çelişmediğini bence iki tane temel başlıkta incelememizde fayda var. Birinci temel başlık bence Allah'ın varlığıyla çelişir mi, çelişmez mi şeklinde olmalıdır. Çünkü İslam'ın en temel iddiası Allah'ın varlığıdır. İkinci olarak Kur'an'ın diğer ifadeleriyle, ki burada daha çok işte Adem'in yaratılmasıyla ilgili ifadeler ve diğer ifadelerle çelişir mi, çelişmez mi diye bakmamız lazım. Ben sırasıyla başlayayım. Tabii önem sırasına göre Allah'ın varlığıyla ilgili başlayayım. Şimdi Kur'an'daki ayetlere bakarsanız, mesela Nas suresinde işte Allah'ın insana sütü de içirdiği geçiyor, suyu da içirdiği geçiyor. Kur'an'daki başka bir yere bakarsanız Allah'ın tohumu bitirdiği geçiyor. Ve Kur'an'da dikkat edin, Adem ve Havva için değil, yani hepimiz için Allah sizi yarattı geçiyor. Fakat tohum, hepimiz biliyoruz ki işte ağaca dönüşürken tohum atılıyor, sulanıyor. Ondan sonra belli bir aşamalardan geçerek büyüyor. Süt, hayvan ot yiyor, belli şeyler yiyor. Vücudundan süt belli aşamalarla çıkıyor. Kur'an'da Allah'ın yağmur yağdırdığını söyleniyor ama herkes de bulutun geldiğini görüyor. Yani Kur'an'da anlatılan şeylerin birçoğu bütün süreç teker teker tarif edilmeden anlatılmıştır. Zaten her şeyi süreciyle tarif etmeniz mümkün değil. Niye? Şu sebeplerle oldu, o bu sebeplerle oldu, o bu sebeplerle oldu demeye başlarsanız bu kağıt bu masaya geldiği her bir şeyi Big Bang'e kadar gidip baştan buraya getirmeniz gerekir değil mi? Dünyadaki iç sebeplerle getirsin. Yani birisi size diyecek ki yağmur anlat, Big Bang'e kadar gidip yağmuru anlatacaksınız. Yağmur nasıl başlangıçta işte hidrojen Big Bang'in başlangıcına çıktı diğeri diye. Çünkü var olan her şey nedensellikle şey bu evren içinde Big Bang'in başlangıcına kadar giriyor. Ha. Sonuçta bu evrende hep süreçlerle oluşumlar var. Ama Allah, Kur'an'da da görüyoruz, hatta bu Tevrat, İncil yani eski ayet yeni ayet için diyelim, hepsi için de geçerlidir. Süreci de yaratan Allah olduğu için birçok zaman Allah doğrudan sonucu söyler. Yağmur yağdırıyor der. Ha, bulutu da önceden getirdi, bulutu şöyle kaldırdı diye hep tam Kur'an başka yerlerinde bulut da Allah'ın hakimiyetinde olduğuna ilgili ifadeler var ama yani her zaman Allah süreci de söylemez. Yani söylemek de zorunda değildir. Zaten söylese Kur'an yetmez ona. Yani her bir şeyi dediğim gibi Big Bang'e kadar gidip anlatılması gerekti. Yani teknik olarak da mümkün değildir. Ha, sonuçta süreç olarak yaratma bütün yaratışın Allah'ın sünnetullahında var olan bir şey. O zaman eğer ki birisi çıkıp da derse ki evrim bir süreçtir, Allah'ın yarattığı süreç neden olmasın derse, bana göre burada Allah'ın varlığına aykırı olan hiçbir şey yok. Bak dikkat edin. Yalnız şu ayrımı da hep televizyonda yapıyorum. Ne kadar yapsam anlaşılmıyor. Yani bir şey Kur'an'a aykırı değildir demek o doğrudur anlamına da gelmez. Yanlıştır anlamına da gelmez. Şimdi bir şeyin Kur'an'a aykırı olması şöyle bir şeydir. Kur'an'da onunla ilgili bir ifade olması lazım aykırı olması için. Mesela diyelim ki siz namaz kılınmamalı derseniz Kur'an aykırı olur. Kur'an'da namaz kılın var. Zina yapılmalı derseniz Kur'an aykırı olur. Kur'an'da zina yapmayın var. Veya Şuayb diye bir peygamber yoktu derseniz Kur'an'a aykırı. Çünkü Kur'an'da Şuayb diye bir peygamber vardı var. Fakat şöyle diyen birini düşünün. Birisi diyor ki Şuayb'ın 5 çocuğu vardı. Peygamberin. Birisi diyor ki 7 çocuğu vardı. Birisi 3 çocuğu vardı diyor. Şimdi bunların hangisi Kur'an'a aykırı? Hiçbir aykırı değil. Ama bunların en az ikisi yanlış. Belki üçü de yanlış. Demek ki bazı yanlış şeyler bile Kur'an aykırı değil. Niye? Çünkü Kur'an'da Hazreti Şuayb'ın çocuklarının olduğunla ilgili bir ifade yok. Kur'an'da da Allah'ın süreçle yaratmasının çok örnekleri var. Fakat eğer ki Allah'ın burada canlıların yaratılışında evrimsel bir süreci kullanmadığını söyleyebileceğimiz hiçbir ifade yok. Ben hatta birçok televizyonda da birçok programda dedim işte Kur'an burada bana tek bir ayet söyleyin size cevabını vereyim yani. Bunun başka nasıl daha anlaşılabileceğini. Yani Kur'an'da bir ayetle çelişmesi lazım. Siz Allah'ın yarattığı bir süreç olarak evrimi görürseniz o zaman bununla bir çelişki olmaz. Ama siz tabii ki bazı ateistlerin araçsallaştırmaya kalktığı gibi tesadüfen olmuş, kendi kendine olmuş, Allah'ın başından yasasını da koymadığı, yönetmediği rastgeleliklerle oluşan bir süreçten bahsederseniz o tabii ki Kur'an'ın anlattığı her an her şeye hakim olan, her şeyden haberdar olan Allah'la ilgili görüşe aykırı olur. Ama siz evrim teorisinin içine
gayesel değildir. Kendi kendine olmuş şekilde bir şey ikame ederseniz, o bahsettiğiniz biyoloji olmaz. Eğer ki biyolojiden kastınız sırf olgularla ilgisi. Siz felsefi bir doktrini, evrim teorisini ikame etmiş olursunuz. Yani materyalizmle evrim teorisini evlendirmiş olursunuz. Ama materyalizmle evrim teorisini evlendirirseniz artık sizin yaptığınız salt biyoloji olmaz. Biyoloji ile felsefe bir doktrini, ki bana göre kötü bir felsefi doktrini birleştirmiş olursunuz. Ha, o açıdan bakarsak evrimin de böyle bir evlilik için hiç şey yok. Ve tarih boyunca birçok evrime inanan ünlü bilim adamı, hatta bugünkü evrim teorisinin Dobzhansky gibi kurucuları, evrim teorisinin ile Tanrı inancının bir arada olabileceğine, kendini de böyle bir arada inanca sahip olduklarını ifade etmişlerdi. Ve dinler açısından baktığımızda da dediğim gibi Allah'ın süreçle yarattığı geçtiği için, ki Allah'ın araçsal sebepler kullandığı hep geçer. Felsefe buna ikinci sebepler de denir. O açıdan pekala evrim Allah'ın kullandığı bir ikinci sebepler olabilir. Gelelim herkesin merak ettiği diğer birkaç meseleye. Bir tane meseleyi ben aslında evvelki haftalarda anlattım. Aslında bu neden şu anda Amerika'da veya birçok yerde çok ateist bilim adamı varın da bana göre önemli şeylerinden biriydi. Bu Batı dünyasında genç dünya yaratılışçılığı özellikle Amerika'da çok güçlüydü. Ve ne oluyor? Siz tabii bu dini bir doktrin gibi bu dünyanın 6-7 bin yaşında olduğunu ifade etmişlerdi. Ve bu yüzden de özellikle evrim teorisini inkar ettiler. Ha şimdi bu şekildeki bir manzara birçok bilim adamının bana göre Amerika'da veya diğer yerlerde ateist olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi. Bu ben aslında eski ahitteki ifadelerle de bunun uyuşmadığı kanaatindeyim. Böyle bir iddiada bu eski ahit yorumcuları bulunsa, ama Kur'an'da buna benzer bir ifade zaten hiç yok. Bu dünyanın ömrünün 6-7 bin yaşına. Zaten Hristiyanlıkta da ayrıca Usher'in kronolojisi olmuştu. Benzer bir yaş iddiasına kaynaklık eden. Ki birçok Hristiyan artık günümüzde o kronolojinin bir ciddiyet olmadığını ifade ediyorlar. Ama tabii ki Amerika'da hala onu kabul edenler var. İşte o bilim çelişkisine sebebiyet veren. Yani diğer taraftan işte Kur'an'da da bu olmadığı için, yani bu genç dünya 6-7 bin yıllık dünya görüşü olmadığı için bir kere böyle bir sorun yok. Önemli sorunlardan biri buydu. Geriye kalıyor en önemli mesele Adem Havva meselesi. Adem ile Havva topraktan yaratıldı. Bu nedir diye. Şimdi mesela Adem ile Havva'yı topraktan Allah yarattı diyor, ama toprak her halükarda ham maddedir. Birçok insana diyor ki bakın düşünün diyorum. Şu anda biz de topraktan yaratılıyoruz her an. Bir tek Adem ile Havva değil. Niye? Biz mesela diyelim bugün inek eti yedik. Ondan sonra salatalık domates yedik. Biyolojik olarak biz şu anda yediğimiz inek eti, salatalık, domates vücudumuzda değişiyor. Bizim parmağımız oluyor, gözümüz oluyor, burnumuz oluyor. Biz dediğimiz şey oluyor. Peki salatalıkla domates nedir? Toprağa koyuyorsunuz tohumu. Toprağın değişime uğraması salatalıkla domates, baksanız değil mi? Toprağı ve suyu, yani çamuru o çekiyor kök. Ve vücudunda değişime uğrayıp domates, salatalık oluyor. İnek dediğimiz şey de işte otları yiyor. O itler, otlar da zaten çamurun değişime uğraması. İnek de onların değişime uğraması. Biz inek eti, domates, salatalık yediğimizde çamurun değişime uğramalarının yiyip onların değişime uğraması oluyoruz. Beyin hücrelerimiz dışında aşağı yukarı geri kalan hücrelerimiz 6 ayda bir vücudumuzu yenilenir. Aslında biz bu programı yaparken bile çamurdan yaratılıyoruz. Şu anda konuşurken vücudumuza biyolojik olarak o çamurun değişime uğraması olan gıdalar vücudumuza şu an değişime uğruyor ve biz oluyor. Ben şu anda ineğin değişime olmasını, değişime uğramış formu olmayı, salatalığın, domatesin değişime uğramış olmayı bir sorun olarak görmüyorum. Bilmiyorum, sormak lazım. Var mı sorun olarak böyle bir şey? Salatalık belki. Yani tarihsel olarak şu anda bile biz bir salatalık, domates ve ineğiz yani, bu eğer ki değişime uğramayla kendimizi o diyeceksek. Ama tarihsel olarak da o zaman eğer ki biz belli canlılarla akrabaysak, salatalıkla, domatesle, inekle, maymunlarla, bakterilerle, o zaman bunlar da bana göre hiçbir sorun görmemiz lazım. Şu anda görmüyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda topraktan yaratmaya aykırı bir şey yok. Ve Kur'an'da mesela Secde suresinde diyor ki topraktan yaratmaya başladı diye geçiyor. Ha, başladıktan sonra evrimle de olmuş olması pekala mümkün. Olmaması da mümkün gören varsa tamam. Yani bizim için burada saptamamız gereken dinsel açıdan önemli olan şey şu. Evrim teorisine inanan ateist olmak zorunda mıdır değil midir? Evrim Kur'an'a aykırı mıdır değil midir? Ha? Evrim teorisine biyolojik açıdan karşı çıkan varsa delilleriyle, biyoloji felsefesine karşı çıkan varsa buyurun onlar da tartışsın. Ben onlar da hani evrim hiç tartışılmaz bir konudur falan demiyorum. Ama bu şekilde aldığımızda bana göre evrimle Kur'an arasında çelişen tek bir ifade bile yok. Çelişen bir ifade olması için dediğim gibi Kur'an'da buna aykırı bir
açık bir ifadenin olması lazım. Bugüne kadar hiç kimse bana öyle bir ifadeyi gösteremedi. Siz gösterebilir misiniz hocam? Var mı Kur'an'da erimle çelişen ifadeler? Şimdi aslında Kur'an'ı boyutunu Caner Hocam güzel açıkladı. Yani şöyle bir şey diyebiliriz belki. Tartışma genelde inananlar ve inanmayanlar arasındaki tartışma evrim vardır ya da yoktur şeklinde gerçekleşiyor. Yani bir kere bu teolojik ve felsefi açıdan doğru bir yaklaşım değil. Şimdi biz hilkatin başlangıcı dediğimiz yani yaratılışın başlangıcına geri dönüp bunu gözlemlememiz ve de deneylememiz mümkün değil. Dolayısıyla inanan birisi yaşam ortaya şu şekilde çıkmıştır ya da inanmayan birisi de bu şekilde çıkmıştır şeklinde bir iddiada bulunsa da aslında bu bilimsel olarak ispatlanabilecek bir yönü yok bence. Şu var, bence inananların tepki göstermesi gereken şey eğer bir teori varsa işte evrim teorisi ise bu söz konusu olan onun ateistik yorumudur. Yani işte hocam dedi ya tesadüfen eğer ki her şeyin oluştuğunu iddia ediyorsa birisi inananlar belki o devreye o noktada devreye girip itiraz edebilirler. Yani bence tartışmanın bir kısır döngüde kalmasının sebebi bizim aslında deneyleyemeyeceğimiz yaratılışın başlangıcında tıkanması tartışmanın. Yani işte yaratılışla olmuştur ya da evrimle olmuştur şeklinde bir kısır döngüde kalması. Aslında tartışmanın daha çok şu anda canlı organizmaları inceleyerek bunların işte kendiliğinden oluşup olamayacağı noktasında bence olması gerekir. Şimdi yani belki şöyle bir şey diyebiliriz. Evrim doğrudur ya da yanlıştırdan çok belki Allah'ın yaratışı nasıl başlattığı ve süreci nasıl işlettiğinden çok Allah'ın sanatını incelemek gerekir. Yani bence bu daha önemli bir konu. Yani tasarımı incelemek gerekir. Zaten tasarım incelendiğinde bunun kendine oluşamayacağı açık bir şekilde ortaya çıkar bilimsel olarak da. Ondan sonra isteyen bu tasarım yaratıcı tarafından evrimsel bir süreçle oluşmuştur. İsteyen evrimsel bir süreçle değil bir anda oluşmuştur desin. Tabii. Ama önemli olan tartışma bence bunun tasarım noktasında olmalıdır. Yani canlılarda bir tasarım var mı yok mu? Zaten siz tasarımı bilimsel olarak teslim ettikten sonra onun sürecin nasıl gerçekleştiği, işlediği konusu ayrı bir tartışma. O kabule dayalı bir şey. Üç tane şey var. Burada benim vurgulamak istediğim şey, üç tane büyük zulüm var yapılan şu anda bu teoriyle alakalı. Birincisi zulümünü dindarlar yapıyor. Bazı dindarlar. O dindarlar da diyorlar ki adeta siz evrim teorisine inanıyorsanız ateist olmak zorundasınız gibi bir şey yapıyorlar. Evet. Burada da birçok biyoloji okuyan öğrenci diğerini öyle bir havaya sokuyorlar ki sanki Allah'ın varlığı evrim teorisinin yanlışlanması olasılığına bağlı. Yani evrim teorisini kabul eden biri hiçbir şekilde inanamazdır şeklinde gösteriliyor. Bu tabii ki oldukça zararlı. Yani birçok biyoloji okuyanı falan bana göre Amerika'da da bu şekilde yapıp onları ateizme ittiler birçok kimseyi. İkinci yapılan zulüm, ateizm adına yapılan zulüm. Ateizm adınaysa dediğim gibi materyalist bir doktrinle evrimi biz evlendirelim. Ondan sonra bunu dine karşı kullanmak için araçsallaştıralım dediler. İşte Richard Dawkins bunun en önemli örneklerinden biriydi. Bunu bu şekilde araçsallaştırarak yapmaya çalıştı. Ama bu bizim deminden beri anlattığımız şeyler aslında bunun neden olamayacağını gösteriyordu. Mesela hassas ayarlar, evrenin başlangıcı argümanı bunların hep yanlış olduğunu gösteriyor. Niye? Çünkü mesela diyelim evrenin başlangıcı ile ilgili hatırlıyorsanız ilk programda bir argüman anlatmıştım. O bu evrenin kendi kendini izah edemeyeceği ancak evrenin dışında bir irade, kudret, atıf yaparak bu evreni anlayacağımızı söylüyordu. Şimdi bu evrenin yaratılması gerekiyorsa bu evren var olması lazım ki canlılar çıksın. Yani sizin evrim teorisiyle ilgili hiçbir dediğiniz bu delile tehdit değil. Hassas ayarlarla ilgili söylediğimiz şeyler de ufacık bir değişiklik yapsanız evrim teorisini kabul ettiği süreçte başlamaz. Yani karbon kimyası da başlamaz. Diğerleri de olur. Çünkü karbon diye bir atom bile ortaya çıkmaz. Yıldızların içindeki süreçler lazım ortaya çıkması için. Oksijen diye bir şey de ortaya çıkmaz. Yani diğerleri de ortaya çıkmaz. Hatta hidrojen ve helyumdan sonraki diğer atomların hiçbiri de ortaya çıkmaz. Hassas ayarları değiştirdiğinizde. O zaman hassas ayarlarla ilgili argümana da mesela evrim teorisi hakkında ne inanırsanız inanın cevap verilmesi mümkün değil. Ha, bu yüzden diyoruz ki Allah'ın varlığı daha biz biyoloji alanına gelmeden birçok yerdeki delillerden bile o kadar çok gözüküyor ki evrenin buna cevap vermesi mümkün değil. Ha, bana göre DNA ve hücredeki bilgi tipi biyolojiyle ilgili şeyler de gösteriyor. Allah'ın varlığının ve sanatın. Ama biz daha oraya gelmeden birçok şey izlediğimizi gösterdi. Çünkü bir kere evrim teorisinin bir ateizmi temellendirmenin şeymiş gibi göstermek yani o ateizmin yaptığı zulmü kabullenmek tamamen mantık dışı olur.
Üçüncüsü bir de bilim adına yapılan da bir zulüm var. Bilim adına da tabii ki bu bazı evrime karşıtta olan bu yanlış tavırlardan dolayı bir kısımda bu sefer evrimle ilgilenenler aman bu konu hiç tartışılmasın edilmesin bunu tartışıyorsan gerirsin gibi havaya girdiler. Burada benim en çok hoşuma giden şeylerden biri ilginç bulduğum Çinli bir fosil bilimcinin söyleydi. Amerika'ya geldiğinde dedi ki ya dedi biz dedi Çin'de falan dedi eğer ki dedi hükümeti eleştirirsek dedi çok büyük sorun olur yaşarız dedi ama evrim teorisini dedi gayet rahatlıkla dedi Çin'de falan dedi eleştirebiliriz. Yani kimse bir anda aman ne oluyor falan demez dedi. Fakat dedi Amerika'ya geldim dedi burada dedi evrim teorisini eleştirirsem başım büyük belaya girer dedi. Fakat hükümeti de istediğim gibi rahatlıkla eleştiririm dedi. Yani biyolojinin içinde bu evrim teorisininle ilgili gereksiz noktalara gidilmesinden bir hoşgörüsüz ortam oldu. Mesela Higgs parçacığını birçok kimse var olduğu kanaatindeydi. Stephen Hawking çıktı $100 bahse girdi işte bulunmayacak diye. Vay gerici Higgs parçacığını reddetti ki zayıf nükleer kuvvetle de elektromanyetik kuvvetin birleşimi bile mesela Higgs parçacığı kullanılarak yapılmış. Yani fizikteki birçok gelişme ve Nobel ödülü almış o. Yani Higgs parçacığı sayesinde gerçekleştirilmiş bir parçacık. Yani fizikte bunu reddetmek oldukça zor ama Hawking gitti $100 falan işte bahse girdi. E kimse gericisi merici şudur budur demedi. Yani ondan sonra mesela kara enerjiyle ilgili, kara maddeyle ilgili bakın kara enerjinin mesela yok olduğunu yerçekimi yasasındaki bazı modifikasyonlarla şeylerle o kara enerjiyle ilgili şeyin çözüleceğini söyleyen aynı şey kara maddeyle ilgili de benzer yorumlar oldu. Fizikte şeyler oldu. Yani fiziğin içindeki tahammül, biyolojinin içindeki bu bazı kamplaşmalardan dolayı olmadığını da ayrıca, bunun da bilime yapılan bir zulüm olduğunu. Oysa biyolojinin içinde ne kadar farklı fikir söyleyen olursa, onlar eğer ki mantık ölçüsünde, olgularla söylemeye çalışıyorsa, onlara cevap vermeye çalışılır. Hiçbir paniğe gerek yok. Ve bu konuyu da bana böyle bir ateizmi temellendirip de temellendirmeme meselesine de dönüştürmeye gerek yok. Ya burada tabii şöyle bir şey var. Yani ateistler için alternatif bir şey yok. Yani evrim teorisinin ateistik yorumuna sığınmak durumundalar. Ama bir teist için böyle bir zorunluluk yok. Çünkü neden? Yani şimdi şöyle düşünelim. Allah yaratmıştır dedikten sonra işte bu yaratışın ortaya çıkması, bu sanatın ortaya çıkması, işte mesela Kambriyen patlaması diye ifade edilen diyelim bir anda bir patlamayla tüm türler ortaya çıksa da ya da Allah bunu aşamalı bir süreçle canlı ortaya çıkarmış olsa da hiçbiri diğerine Allah'ın sanatını ortaya koyması için diğerinden daha üstün veya daha az Allah'ın yaratışına, sanatına uygunsuz değil. Herhangi yani önemli olan sorun. Bunun Allah yaratmıştır kabul etmektir. Yani Allah yarattı dedikten sonra ki günümüzde işte hocamın dediği gibi pek çok bilim adamı, biyolog da Amerika'da yani evrim teorisini kabul etmenin ateist olmaya zorunlu kılmadığını dolayısıyla Tanrı inancıyla birlikte evrimsel sürecin de kabul edilebileceğini ifade ediyorlar. Tabii burada şöyle bir şey var. Yani biyologların da bir kısmı ne yazık ki biyoloji açısından evrimi olmazsa olmaz bir hakikat olarak konumlandırıyorlar. Ve biyoloji bir manada evrime endeksliyorlar ya da evrime indirgiyorlar. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü mesela evrimi düşündüğümüzde evrimsel bakış açısı daha çok süreçle ilgili veya ortaya çıkışla ilgili. Ama bugün biz mesela canlıları incelediğimizde, canlı organları incelediğimizde ya da insan anatomisine düşelim. Yani bir işte kalp doktoru bir insana kalp ameliyatı yaptığı zaman burada bu ameliyatı gerçekleşirken evrimin olup olmaması aslında o ameliyatla hiç alakalı bir konu değil. Veya canlıları incelediğiniz zaman da canlıların işte fonksiyonları, vücut organlarını incelediğiniz zaman oradaki mükemmelliğe şahit olduğunuzda bunun evrimle mi oluştu yoksa pat diye bir anda böyle bir yaratılışla mı ortaya çıktı? Bu aslında önemli değil o noktada. Çünkü o noktada sanatı inceliyorsunuz. Yani dolayısıyla bunu hani illaki inananların da işte evrim yoktur diye kestirip atması da mantıklı doğru bir şey değil. Veya inanmayanların da işte evrim vardır dolayısıyla yaratılış yoktur şeklinde konumlandırması da doğru bir şey değil. Mesele tartışma başlangıçla ilgili orada kilitleniyor dediğim gibi. Bunu bilimsel yani olarak evrim ya da felsefi olarak temellendiremezsiniz. Yani inananlar da temellendiremez bunu. İnkar edenler de. Dolayısıyla o kısır döngüden tartışmayı kurtarmak lazım. Bence işte asıl sanata yoğunlaşmak lazım. Çünkü sanata yoğunlaştığınız zaman o zaman onun kendine ulaşamayacağını takdir edebilir ve o sanatçıya
yani, yönelebilirsiniz. Demek istediğim şu, Allah sırf Adem'le Havva'yı değil, hepimizi çamurdan yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Yani Kur'an'ın çamurdan yaratma ifadesi her halükarda geçer. Fakat Kur'an'da hiçbir yerde Allah çamurdan pat diye yarattı ifadesi yok. İsterse Allah yaratır ama isterse bizi de yaratır Allah pat diye. Bizi de Allah öyle yaratmadı. Annemiz babamız bir araya geldi. Annemiz karnında bizi 9 ay taşıdı. Bir çocukluk evresi geçirdik. Buraya geldik. Allah istese bizi pat diye böyle yapar. Bu formumuzda olurduk. Ha demek ki Allah'ın sünnetullahında aşamalı gelişmelerle yaratmak var. Pekala öyle de yapmış olabilir. Şimdi bazıları da bazı ayetlere yanlış ifade veriyorlar. Mesela Kur'an'da ol der olur ifadesi. Bunu hep açıklamak lazım. Bu konuda çünkü yanlış anlaşılmalara vesile olan şeylerden biri o. Bazıları ol der hemen olur diye çevirmişler. Kün feyekün. Şimdi o fe ifadesi sonralık ifade ediyor Arapçada. Fakat Kur'an'da baktığınız zaman, Kur'an boyunca yüzlerce yerde o tarz bir fe ifadesi var. Aşağı yukarı bunların hepsinde bir süreç vardır. Mesela Allah evrene de ol der oluyor. 6 dönemde evren oluşuyor. Allah istese evreni de pat diye yaratırdı. 6 dönemlik bir süreç yaşanmazdı. O yüzden Allah ol der olur. Yani Adem'e de ol dedi olması... Allah iradesiyle istedi onu yaptı anlamındadır. Bir saniyelik falan filan ifade eden bir ifade Arapça açısından da değildir. Kur'an boyunca o ifadenin kullanılmasına baksanız zaten bunu çok rahat anlarsınız. Bir başka sorun daha var evrimle ilgili olmuş. Onu da düzeltmemiz lazım. Bazıları da şunda sorun görmüş. Ya insan çok asil bir varlıktır. İşte biz maymunlarla, şebeklerle, işte fillerle, şunlarla, bunlarla akraba olamayız gibi bir şey. Şimdi biz tabii akrabayız değiliz ayrı hikaye. Fakat dedim bu mantık yanlış olduğu kesin. Çünkü Kur'an'ı açıdan baksanız, Kur'an'ı açıdan insanların hepsi birbiriyle bir şekilde akraba. Fakat birbiriyle akraba olan insanların içinde Allah'a isyan edenler var. Kur'an'ın anlattığı Firavun var. Kur'an'ın anlattığı işte Ebu Leheb'ler var. Karunlar var. Birçok şey var. Peygamberimizi işte yok etmeye çalışanlar var. Kur'an'a göre bakarsanız bu Allah'ı inkar eden, Allah'a savaş açmış kimseler Kur'an açısından mertebe olarak hayvanlardan daha düşükler. Kur'an'da bununla ilgili açık ifade var. Evet. O zaman ben insanlara soruyorum, siz Firavun'la akraba olmakta sorun görmüyorsunuz da niye gidip de fille, salatalıkla, maymunla akraba olmakta sorun görüyorsunuz? Yani bir kere bu İslami bir temeli yok. Yani bir şeye karşı çıkacaksanız da şimdi evrim teorisine ben inanmıyorum. Çünkü bilimsel veriler onu göstermiyor. İşte evrim olsa ben yavaş süreç beklerdim. Kambriyen patlaması var falan diyenlere tamam bir şey demiyorum. Öyle bir tartışma olabilir. Fakat şöyle bir şeyden evrime karşı çıkıyorsanız diyorsanız ki onlar öyle diyenler tartışsın. Kim cevap verirse versin. O ayrı konu ama. Fakat şunu dediğiniz zaman siz işte insanın haysiyetine yaraşmaz dediğiniz zaman o zaman bu Kur'an ayetiyle çelişkili. Ve Allah ol der olmasından kası çamur bir anda yapmıştır derseniz. Tamam yani ol der olur ifadesi Kur'an'da bir andalık ifade etmiyor derseniz o da yanlıştır. Yani bir şeye karşı çıkarken karşı çıkış noktanızın da doğru olması önemli. Diyelim ki o şey ister yanlış ister doğru olsun. Siz yanlış bir noktadan da ona itiraz etmememiz gerekiyor. Her Kur'an'a delil göstermeye çalışırsanız. Şimdi ben baktığım zaman evrim teorisiyle ilgili bu ya bu kün feyekünden yanlış şeyden ya insanlık onurundan veyahut da bu çamurdan yaratmadan dolayı evrim teorisine itiraz edenler oluyor. Bunların hepsi yanlış. Çamurdan yaratma süreç olayından dolayı. Diğerleri de bahsettiğim hususlardan dolayı yanlış. Yani ben burada çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani hani Caner Hocam da aynı şeyi söyledi. Ben de söyledim. Yani bu açıklamaları yaparken hani işte evrime inanıyoruz veya evrim vardır veya yoktur değil tartışma. Aslında inanan ve inkar eden insanların temellendirmelerin tutarsız olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani şunu net bir şekilde anlamak lazım. İşte ateist evrimciler gerçekten evrimi bilimsel bir gerçeklik olarak ya da tartışılmaz, biyolojide tartışılmaz bir konu olarak her açısıyla işte yaşamın ortaya çıkışını açıklamış, işte canlının sürecini net bir şekilde açıklamış gibi sunmaya çalışıyorlar. Bu da taraflı bir şey, doğru bir şey değil. Çünkü evrim anlatımlarında, ateistik evrim anlatımlarında çok fazla çıkmaz var. Açıklanamayan pek çok şey var. Gerek fosiller konusunda ya da diyelim ki canlının ilk başta nasıl ortaya çıktığı noktasında. Yani biraz bu konuda şey olmak lazım. Yani illa böyle bir tarafı böyle benimsiyormuş gibi de çok fazla şey yapmamak gerçek lazım. Gerçek neyse o çıksın diyorsunuz. Herhangi ya zaten bu hani Allah'ın varlığında dinle ilgili konuyu bir kenara bırakıp bir biyoloji felsefesi açısından, biyolojinin içi açısından ne kadar aydınlandı diye sağlıklı bir aslında tartışma da yapılamıyor. Niye? Çünkü siz ne tartışma yapılsa hep dini kaygılarla bir yere çekiliyormuş gibi oluyor.
Oysa bir biyoloji felsefesi açısından nasıl ki bir kara enerjiyle ilgili detaylar rahatça tartışılabiliyorsa, hiç kimsenin endişesi yoksa bu tarz konulardan, kara enerjiyle ilgili şu yorum olursa böyle olacak, öyle yorum olacak. Aslında evrim teorisinde o rahatlıkla tartışılması lazım. Bu herkesi de rahatlatacaktır. Ateistleri de, teistleri de, herkesi rahatlatacaktır. Peki şimdi benim buradaki sorum olacak. Son birkaç dakikamız kaldı galiba. 10 dakikamız var herhalde. Şimdi insan suresi var Kur'an'da. Bunun birinci ayeti mesela. Ben de hani evrimi savunmuyorum ya da hani çok da önemli, belki savunuyor da olabilirim de. Bu mesela çok dikkat çekici bir ayet. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Gerçekten insan üzerinde zamandan öyle bir müddet geldi ki o zaman o geçti anılmaya ki değer bir şey değildi. Ha, geçti ki evet. Evet, öyle bir zaman geçiyor ki insan üzerinden, o zaman anılmaya değer bir şey değildi. Yani orada işte şu anki halimizi, demek ki halimizle alakalı bir durumumuz bakın, yoktu. Bakın ben onu farklıydı. Kitabımda biliyorsunuz, ben doktoramı evrim teorisi felsefe evet. din ilişkisi üzerine yaptım. Nasıl açıklayacağım? Oradaki söylediğim şeylerden biri şuydu. Yani evrimin kendi içinde biyoloji felsefesi açısından tartışılması gerektiğini söyledim. Sonra tasarım delilinin verilerini evrim teorisine dayanarak yok sayılamayacağını söyledim. Diğer taraftan söylediğim şeylerden biri şuydu. Yani Kur'an'da bir süreçle yaratma var. Hı hı. Fakat direkt Kur'an'dan evrim kesin kes çıkıyordur şeklindeki izahların hatalı olduğunu söyledim. Hı hı. Bu ayet tabii ki bir sürü şekilde anlaşılabilir. Anılmaya değer bir şey değildi dersek. Mesela bizim ilk ham maddemiz Big Bang'in başlangıcında ortaya çıkan hidrojenler, helyumlar. Yani vücudumuzun önemli bir kısmı hidrojen. İşte Big Bang başlangıcında çıkıyor. Sonraki geri kalan kısmımız o yıldızlar sürecinde ortaya çıkıyor. Ha, bu açıdan bakarsak birçok kimse hiç evrime atıf yapmadan bu ilk ham maddemizin çıkmasını da anlayabilir. Yani o ayetle evrim teorisini temellendirmeye çalışanlar oldu ama bence yani diyelim ki böyle bir şey anlayan da olabilir. Ona bir şey demiyorum ama yani bu kesin böyledir demek de bence bir zorlama olur. Buna benzer bazı şeyler oldu. Çünkü Kur'an'da mesela insan aşama aşama yaratıldığı geçiyor Kur'an'da. Evet. Fakat diğer taraftan bakarsanız başka Kur'an ayetlerinde anne rahmindeki aşamalar veriliyor. Ve çok mucizevi bir anlatımdır o gerçekten. Hı hı. İşte bir damla suyundan, spermin içindeki bir damla sudan bahsediyor. Anne rahmin asılıp tutunması alaka diye bahsediyor. Gerçekten de anne rahminde o zigot ilk haftalarda rahim duvarına asılıp tutunur. Orada alaka kelimesinin seçilmesi çok muhteşem. Sonra işte bir mutka aşamasına Kur'an dikkat çekiyor. Kemikler ve kemiklere et giydirilmesi aşaması. Gerçekten çok harika açıklama. Ama bakın Kur'an burada bir aşamalar verdi. Pekala birisi bu aşamalı şekilde Allah'ın yaratması, bak anne rahmindeki de diyebilir. Demek istediğim şu, yani bu aşama aşama yaratmadan kasıt evrimdir denmek de bence mümkün değil. Yani Kur'an'ı da bence bu konuda da zorlamamak lazım. Mesela ben de demin bir ayet dedim hatırlıyorsanız, çamurdan yaratmaya başladı. Ha, ben dedim ki bu yaratmaya başladı diyor ayet de, yaratmaya başladıktan sonra ne olduğunu söylemiyor. Değil mi? Yani çamurdan yaratmaya başladı, o ilk aşama, yani ham madde oldu, ilk saf oldu geçiyor. Ha, ben bu ayette şunu deseydim ben de hatalı olmuş olurdum. Bu ayet işte evrim teorisinin insanı yaratıldığını kesin kes gösteriyor, başlangıç. Canım yani başlangıçtan sonra ona değişik bir şekil verildiğinde birinin anlamasına o ayet müsait. Yani çünkü o ayette sonraki aşamalar tarif edilmiyor. Yani Kur'an'ın bir şeyle çelişik olmamasıyla Kur'an'ın o şeyi söylemesi arasındaki farka da dikkat etmek lazım. Yani Kur'an'da bir süreçle yaratma geçiyor. Ham maddeye dikkat çekme var ama yani böyle evrimin detaylarıyla anlatıldığı şeklinde bir şey dersek bence Kur'an'da zorlamış oluruz gibi geliyor bana. Yani ondan onu söylememekte fayda var. Ama o ayetleri de birisi olabilir mi diye böyle bir soruyu da sorması da muhtemeldir. Yani onu da hiç soramaz demeyelim yani. Son birkaç dakikamız kalmış da şuradan devam edelim o zaman. Gerçi çok kısa cevaplanacak bir soru değil ama çamur dediniz. Ama bu evrim teorisini savunanlara bakacak olursak da o bizim ham maddemiz olan, şu anda evrendeki bütün canlıların ham maddesi olan o hücre, hücrede çamur yok. Hayır, şimdi buradaki çamurdan kasıt bir tarz bakteri o mesela. Şimdi buradaki çamurdan kasıt şudur. Toprak, yani yeryüzünün zemini ve sudur çamur. Yani ikisinin birleşimine çamur der. Hatta Kur'an bunların ikisini ayrı ayrı da atıf yapar. Bazı yerde sudan yarattık siz der, bazı yerde toprak der, bazı yerde ikisinin birleşiminden çamur der. Yani bakterilerin de oluşabileceği, bu dünyada oluşmuş olan bir bakterinin oluşabileceği başka bir zemin de yok. Yine o da bu dünyanın ham maddesinden, topraktan şey oluşmuştur. Ha, en başından işte o prebiyotik çorba denen şeyden çıkıyor. O da nedir? Bu dünyanın zemininde olan, yine toprakta var olan minerallerin ve suyun
var olduğu bir ortamdır o prebiyotik çorba. Hayali bir çorbadır o tabii, onunla ilgili de tam gösterilmiş bir şey yok ama. O yüzden yani bakteri de çamurdur sonuçta. Onun da ham maddesi. Hı hı. Yani biz domatese baktığımızda daha bu çamurdur demeyiz. Ama onun hı hı. oluş sürecine baktığımızda çamurdur. Yani buradaki çamurdan kastımız şu. Toprağın değişime uğraması ve suyun hı hı. değişime uğraması. Yani hı hı. bütün bu canlılar için geçerli. Yani toprak ve suyun değişime uğraması. Bu dünyadaki canlılık, bildiğimiz bütün canlılık için. Yani bunun istisnası olan hiçbir canlı yok. Bu evrim teorisine ister inanın ister Kur'an'a inanın, hepsi için, ister ateist olun. Yani bu konuda hiç kimsenin farklı bir şey söyleyebileceğini sanmıyorum. Fakat buradaki diğerlerindeki sorun şu olmuş. Çamurdan yaratılmayı, bayılı Müslümanlar, çamurdan direkt pat diye böyle heykel gibi yaratılma diye anlamışlar. Yani Allah isterse öyle yapar ama Allah öyle yaptığına ilgili bir ifade de yok. Yani onu nereden çıkartıyorsunuz? Yani Allah, ben Adem'i aldım heykel şeklinde, bir kolunu şöyle yaptım, işte bacağını şöyle yaptım, bacağı şöyle kurudu heykel. Böyle bir yerde tek bir Kur'an'da buna benzer bir ayet, bir ifade var mı? Çamurdan yaratmaya başladı. Gerisi yani ondan yani ben olmayan şeyi Kur'an'a söyletmeye çalışmıyorum ama başkaları da çalışmasın. Yani yoktur demek de söyletmek Kur'an'a. Evrim teorisi bugün gibi Kur'an'da anlatmıştır demek de Kur'an olmayan şeyi söyletmeye çalışmak. Kur'an'da geçen şey çok önemli. Ham madde işaret etmesinin dışında Kur'an bütün bu sürecin arkasında bu evrenin yaratıcısının olduğunu söylüyor. Onun ilminin, kudretinin olduğunu söylüyor. Bu insanın Allah'ın zihnindeki gayelerle var olduğunu söylüyor. Ve ondan sonra Kur'an bu yaratılışa dikkat çektikten sonra diyor ki, haydi siz bakın o yaratılışa. Hani siz nasıl var oldunuz işte o ham maddeden, etrafınızdakiler nasıl oldu? Ha bakın, bunları ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak odur diyor. Şimdi Kur'an'ın o söylediği şeyler muazzam. Yani Kur'an bize bu yaratılışın arkasında zihne dikkat çekiyor. Ve ondan sonra bunu sizin öğrenmenizle siz Allah'ın sanatını, kudretini, bilgisini bilirsiniz. Bunu bildikten sonra ahireti de Allah'ın daha yaratacağını anlarsınız gibi bunlarla ilgili bize çok önemli bilgilere dikkat çekiyor. Yani Kur'an'ın dikkat çektikleri şeyler çok önemli. Başka bir yerde mesela Ankebût suresinde ama Allah yeryüzüne çıkıp da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın diye çıkıyor. Yani Kur'an bize çok önemli şeyler söylerken bazı şeyleri anlamamız için de bizi kendisi araştırmaya teşvik ediyor. Hadi yeryüzüne çıkın ve bakın nasıl başladığına bir bakın yaratılışın. Yani bizi bir bilim alanına da sevk ediş var. Zaten Kur'an'ın birçok ayetinde yerle gök arasında, canlılar üzerinde, kendi bedenim üzerinde düşünmek, tefekkür etme geçiyor. Ve bunlar üzerindeki tefekkür dediğimiz şeyin sofistike şekilde, ince, detaylı bir şekilde bir yerde sistemli yapılması aslında bilimdir. Değil mi? Siz kendi canlınız, diğer canlılar üzerine, evren üzerine deneyle, gözlemle, sistematik bir şekilde araştırmaları yapmanızdandır aslında bilimsel faaliyet. Ha, Kur'an bizi sürekli o alana yöneltiyor. Ha, o zaman o alana gelecek şeylerden de bence hiç gocunmamamız lazım. Hatta ellerimizi açmamız, kucaklamamız lazım. Çünkü biz bugüne kadar da gördük ki işte bu hassas ayarlar, evrenin başlangıcı şey, biz bu bilime kucaklamak için ne kadar elimizi açarsak bir Müslüman toplumları ile yükselecektir. İki, daha da önemlisi, biz Allah'ın sanatını, kudretini, bilgisini anlayacağız bu şekilde. Ve bizim Allah'a yönelmemiz bilgisizliğimizden, aa biz bunu bilemiyoruz demek ki Allah yaptı şeklinde bir bilgisizliğe Allah'a yönelmemizi ve sanatını bilmemizi yaslamayacağız. Evet, tam tersi artan bilgimizde, aa bak bu hücre ne kadar, bu canlı ne kadar mükemmel, DNA'da nasıl bilgi kopyalanmış, bu yıldızların içindeki süreçler nasıl bütün varlığı oluşturuyor, bu evrendeki parçayla bütün ne kadar uyum içinde, bunları göreceğiz, Allah'ın sanatına şahitlik edeceğiz. Evrendeki parçaların evrenin bütünlüğünden haberi yok, bilinçsiz parçalar onlar. Fakat o bütün parçalar hep beraber bir şeye hizmet ediyorlar ve bütün bu çeşitlilik canlılıkta ortaya çıkıyor. Evrenin bütününün de parçalardan haberi yok, bilinçsiz. Fakat bu parça ve bütün birbiriyle mükemmel bir şekilde işletiliyor. Hı hı. Bunda da bakanlar için müthiş ibretler var. Allah'ın sanatını, kudretini görmemiz için aslında olağanüstü mesajlar var baktığımız zaman. Peki. Ama bunların da iyice anlamamız için Kur'an da bizi bilim alanına yöneltiyor. Ama bunları yöneltirken bunların daha derin anlamlarını kuracağımız temel mantığı da kuruyor. Siz bunlara baktığınızda Allah'ın gayesini, Allah'ın sanatını görürsünüz, iradesini görürsünüz, bunların arkasındaki bilincini görürsünüz. Allah'ın işte musavvir olduğunu, her şeye şekil veren olduğunu görürsünüz. Ahireti yaratmasının ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Siz ben başıboş, bütün bunları yaratan beni başıboş bırakmaz, benim yaptıklarımda haberdardırı
çok rahat anlarsınız. Çünkü o kadar yüksek bir ilim sahibidir ki o zaman senin şu anda her yaptığından haberdar olduğunu Allah'ın anlayıp boş işlerle uğraşmazsınız. Köşeye dönmekti, ondan sonra dünyada karizma sahibi olmak gibi basit hedefleri edinmezsiniz. Hı hı. Bütün yaratılışın arkasında Allah'ı görürseniz. O zaman Allah'ın rızasını kazanmak dışındaki diğer hedefleri küçük görürsünüz. Çünkü Allah'ın sanatını öyle bir takdir edersiniz ki bunları gördüğünüz zaman. Bunları takdir etmenizde Allah'a daha çok yenilirsiniz. Kur'an'ın verdiği o mesaj önemli ama bu mesajı verirken hadi bunun detayını anlamak için de bir evrene gidin de diyor adeta Kur'an. Peki hocam, süremizi doldurduk, hatta açtık bile. Bir iki cümle alalım isterseniz size de. Yani evreni incelemek insanın hayata bakışını değiştirir, hayatı anlamlandırmasını sağlar gerçekten. Allah'ın sanatına tanıklık etmesi insanın bu dünya hayatını boşa geçirmemesini ve dolayısıyla kaçınılmaz olarak öldükten sonra dirildiğinde o hesap günü Allah huzurunda mahcup olmamasını sağlar. Dolayısıyla hı hı. insanların hani farkında olması ve bu hayata bakışlarının değişmesi için biraz hı hı. çaba sarf etmesi gerekir diyelim. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz tekrardan ikinize. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun Sağ olduk yine. Evet, Caner ve Emre Hoca ile yine haftayı böylelikle kapatıyoruz efendim. İyi geceler, iyi hafta sonları diliyoruz.